Efendim psikiyatri doktor İbrahim Bilgen bizlerle. Kendisi ekrana çıktığında hepiniz biliyorum çok heyecanla bekliyorsunuz. Acaba konumuz ne? Konumuz hocam bugün bağımlılıklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Çok mersi. Az önce ikimizin de spor bağımlılığından bahsediyoruz ama bunlar öyle bağımlılıklar değil değil ne mi? Ne kadar güzel girdiniz. Güzel bağladınız gerçekten. Bunu hiç düşünmemiştim ama öyle bir endorfin bağımlılığı bence orada. Evet. Yani bir sağlıklı bir bağımlılık. Evet. Yani güzel bir bağımlılık. Abartmadığımız sürece her şeyin fazlası zararlı bir olay. Sporun da bazen yaş dönemlerinde özellikle 50'lerde, 55'lerde sağlıklı olabilmeyi sanki yaşlanmayı inkar ediyormuşçasına aşırı derecede spor yaparak kendini kanıtlamaya çalışabilecek bir yanılgıya da düşmemek lazım. Düşmemek lazım. Eyvah yaş elden gidiyor, vücut gidiyor, yer çekim vesaire derken öyle fazla spor yapmak, spor bağımlılığı. Mesela benim bir arkadaşım var, sevgili Meltem izliyorsa sevgiler. Bazen gerçekten kilometrelerce, 30 kilometre yürüyor ve kendini hiç spor yapmamış hissediyor. Çünkü çok fazla spor yapıyor ve artık onu o duygu, o hormon da tatmin etmiyor. Yani durması gerek bir yerde. O da farkında çok, aslında. Çok zararlı o. Değil mi? Ya çünkü orada onun yeterli olmadığını söyleyen bir zihni var. Ama yürüyen de bir bedeni var. Elbette. Yoruyor. Dolayısıyla yani. Zihni bedenini bir kukla gibi yönetiyor. Hepimizin hayatında olan bir şey. Ama bu bedenin sahibi benim. O zihnin sahibi de benim. Ve bunların hepsini ben yönetebilirim. Yeterli olabilecek olan durumda yapmak ama orada sürekli kritize eden bir zihin var, size eleştirel davranan. Maalesef bunlar da ekrandaki izleyicilerimize söyleyeceğim. Küçüklük yaşta bunları nereden öğrendiniz diye sorarsak genelde insanlar eleştirel davranan ve sürekli kendini eleştiri ve yetersizlik verebilen bir ebeveynin sesleridir onlar esasında. Bir anne babanın sesleridir. Her türlü suçu da anne babaya yüklemek istemiyorum. Ben de babayım ama hepimizin hayatında bazen eleştirel davranışlar oluyor. Psikolojide bir şeyi bir kez yapmakla bir bozukluk olmaz. Sürekli yapıyor olmak problem. Evet. Çok güzel bir şey söylediniz hocam. İşte bu sürekli de bir beyefendinin hali, alışkanlığı haline gelmiş. Sürekli alışveriş hali. Şov haberin bir haberi efendim. İzleyelim. 250 çift ayakkabısı, sayısız kıyafeti olan bu beyefendi ne istiyormuş? Peki böyle bakınca mutlu mu oluyorsunuz efendim? Ne kadar güzel. Baksanıza hepsi gıcır gıcır. Fırat Kuzkaya tam bir alışveriş bağımlısı ama öyle böyle değil. Evde ayakkabı koyacak yer kalmadı. Bu bir kısmı. Ayakkabı onun en büyük tutkularının da başında geliyor. Evindeki ayakkabıların sayısı tam 250 çift. Yani orta halli bir ayakkabı mağazasından neredeyse daha fazla ayakkabısı var. Neden bu kadar fazla var? Bilmiyorum, almayı çok seviyorum. Aldıkça alıyor ve buna bir çare bulamıyor. Alışveriş bağımlılığı yakasını bir türlü bırakmıyor. Alışveriş bağımlısı Fırat Bey'in evini gezmeye devam ediyoruz. Bakın ayakkabı mağazasından çıktık, şimdi salona doğru geldik. Şöyle ilk baktığınız zaman çok sade, çok fazla eşya yok gibi görünüyor olabilir ama bu sizi yanıltmasın. Dolabı bir açalım, ne var dolapta? Buyurun. Efendim nedir bunlar? Giymeye kadar yemeğe de bayağı bir düşkünüm. Gidince böyle birkaç tane alıyorum ya, tek almıyorum. Böyle neden tek almıyorsunuz? Kalmaz diye mi efendim? Yani hayır, bazen uygun oluyor, indirimde oluyor, öyle alıyorum. 5 aylık erzak var efendim burada. Sanırım. Yaşadığı ev 2,5 sene içinde bir mağazaya döndü. Artık satın aldıklarını koyacak yer kalmadı. Evi alıp kullanmadığı malzemelerle doldu. 30 çift falan parfümüm var. Bunlar da hep böyle görüldüğü üzere. Almalara doyamamışsınız efendim. Aynen, hala devam ediyor. Bunu bile giymedim yani. Ki giyeceğim diye aldım mesela. Mutfağa sığmayınca tencereler. Tabii, yatak odası. Sığmıyor aynen sığmıyor yani. Fırat Bey'in evinin her odası adeta bir mağaza gibi. Ayakkabı mağazasından çıktık az önce, şimdi yatak odasına yani kıyafet mağazasına geldik. Gardırobunu açıyoruz, bakın karşımıza neler neler çıkıyor burada. Onlarca kaban, ceket, mont, pardesü, hiç kullanmıyor çoğunu ama alıyor bir şekilde, beğeniyor, alıyor evine getiriyor ve gardırobuna koyuyor. Neden bu kadar fazla? Değil mi? Almayı çok seviyorum. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Temizlik ürünlerine de zaafı var. Her şeyden beşer onar alıyor. Fırat Bey'in evi aynı zamanda Üsküdar'ın en temiz evlerinden biri. Bunu iddia ediyoruz. Neden iddia ediyoruz? Hemen gösterelim. Kıyafeti anladık. Erzağı anladık. Temizlik malzemelerini anlayamadık. Neden bu kadar çok temizlik malzemesi var? Çünkü temizlik imandan gelir. Bağımlılıktan kurtulmak istiyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Yani hem maddi hem manevi olarak kurtulmak istiyorum zaten. Evet, yani şimdi gerçekten aldığı bazı seçimler asla giyilemeyecek şeyler. O parlak montları falan gördünüz. Ne, yani gözü mü kararıyor bir insanın bu şekilde alışveriş yaparken?
Sadece almak istiyor. Yani o an bir haz bu. Bir dürtü kontrol problemleri içerisinde gözükebildiği gibi istifleme bozukluğu diye bizim DSM-5 dediğimiz tanı kriterleri kitaplarımızda. Bunu ayrı bir bozukluk sınıfı içerisine de koydular. Esasında bir takıntı rahatsızlıkları içerisi gibi düşünebilir. Çok Latince kullanmak istemiyorum. Evet. Bir nevi ama çocukluk süreci içerisiyle de ilgili bir tarafı var. Yani ona sahip olmak bir nevi o... Bir an evvel sahip olmak, o dürtü geldiği zaman ve beğendiği zaman riske atmadan, sana bir nevi saplantılı bir davranış gibi bir dürtü geliyor. O dürtüyü doyurabilme konusunda aşırı bir istek oluyor ve o saniyede onu alıyor, tatmin oluyor ama o dürtü düşüyor, sonrasında pişmanlık oluyor. Tüm dürtü kontrol bozukluklarında bu vardır. Yani kumar bağımlılığında bu vardır, alışverişte bu vardır. Yalnız istifleme bozukluğu dediğimiz kısımlarda ise genelde evde gereksiz olabilecek her şey biriktirilir. Yani burada deterjanı çok gereksiz bulmuyor. Örneğin yani ne olur yolda geçebilen bir şeyi poşeti alırsınız koyarsınız eve biriktirirsiniz. Evet. Ya da başka bir ne bileyim tamam hem öyle alırsınız hem de başka tür eşyaları da atmazsınız. Ev böyle bir çöp ev haline dönmeye başlar. Evet. O örneğin ciddi... yani yine bizim takıntı bozuklukları sınıfı içerisinde yer alabilen tablolardandır. Evet. Ama burada kişinin tedavi olmayı istiyor olması çok güzel bir şey. Evet. Bana daha çok sanki yani illa bir tanı koymak amacında değilim. Ama bir dürtü problemi gibi geliyor bana. Evet. Hatırlarsınız bizim programımıza başvuran titizlik takıntısı olan hanımefendiye nasıl bir noktaya getirdiniz hocam? Yani sağ olun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eşinizle ekibinizle birlikte çok değerli bir şekilde bir süre ayırdınız kendisine ve hanımefendi o kimseye dokunamayan, el sıkışmayan takıntılı halinden evine misafir kabul eden, ayakkabıyla içeri biri girince rahatsız olmayan biri haline dönüştü. Hatta bugün döndüğümüz zaman bugün göreceğiz onu. Görecek misiniz? Tesadüfe bakın. Çok güzel hocam. Yani, ne güzel. Biz sürdürüm dediğimiz yani tabii. İyi olsa bile ki. Şimdi insanlar ilaç kullandıkları süreci iyilik olarak adlandırıyorlar ama ilaçla birlikte terapinin sürmesi lazım. İlacı kestiğiniz zaman direkt olarak o zaman terapi yapılmadığında bu hani binayı yaparlar, tahta kalıplar koyarlar, içerisine demir ve çimento koyarlar. Sonra kalıpları sökünce ortaya bina çıkar. Burada kalıp ilaçtır ama siz içerisine çimento ve demiri koymazsanız o kalıpları sökerseniz ne olur? Sadece hava kalır, evet. Hiçbir şey kalmaz. O yüzden terapiyle desteklenmesi lazım. Evet. Biz ilacı kesiyoruz, keserken terapiyle sürdürüyoruz ki hala o sağlamlığı, acaba eksik bir çatlak var mı, bir şey var mı tekrar sıvayabilir miyiz diye. Çok önemli. Bu bina örneğinden gidersek. Peki hocam alışverişe eğer geri dönecek olursak, alışveriş yapmak bir bağımlılık mıdır? Yani bize onu iten sebepler nedir? Şimdi psikoloji yani sadece bu diye tanımlamak artık bitti. Tabii. Yani efendim bu işte çocukluktan gelebilen buradaki işte yetersizliğin yok annesiyle ve babasıyla olabilen duruma bağlıdır falan. Bunlar yorum olabilir. Evet. Ama artık ne yapacağız? Biz ona gitmemiz lazım. Doğru. Artık insanların farkındalık tamam önemli bir şey ama farkındalıkları eyleme döndürebilmek lazım. Yani bu işi fark ettiğinde bu kişi bir süreçten yaşamış. Ve dolayısıyla bu süreci artık bu noktadan itibaren sürdürmek istemiyor. Ama niye? Niye bugüne kadar yaptı ama bugün niye nokta durmak koydu? Istiyor. Çünkü parası artık hayatını aynen engel olmaya başlıyor. Yani değil mi? Bir zarar veriyor yani. Kişinin işini, ailesini, toplumsal tabii. ilişkilerini bozmaya başlayabilen her türlü durum yardım gerektirir. Hı-hı. Özellikle düşünerek söylüyorum. Hastalık değil esasında bizi hasta yapan stratejilerimiz. Doğru. Yani orada haz alabilmek için doyum olarak sırf eşyaları satın alarak bu hazzı doyurabilmeye çalışıyor olmak süreç içerisinde artık onu kendi layık olduğu hayatı yaşamaktan alıkoymaya başlıyor. Evet çok enteresan yani aslında birçok şeyi var fakat layık olduğu hayatı da yaşayamıyor. Bütün bunların içinde mutlu olamıyor. Niye? Çünkü mutsuzluk onun, mu onu, asıl temelinde yatan? Tabii onun haz odaklı bir yaklaşımı var. Yani o hazı aldığınızda biter. Ya benim kendi düşünceme göre şu an için dünyada yapılabilen bence en büyük ama en büyük tehlike zaten bu. Haz odaklı bir nesile gidiyor olmamız. Evet. Ve bu da değerlerimizden uzaklaşmamıza sebep oluyor. Haz o an için olur ve o an biter. Eğer biz hazın peşinde koşarsak hayatımız boyunca yandan yana gidebilen hazların peşinde koşmaya başlarız. O yüzden evlenip evliliği sürdüremeyip sürekli aldatmalar da bunun bir sonucu zaten. Çünkü bir yerde haz bittikten sonra yeni bir haz. Bu haz odaklı toplumlar ise bizim gelmek istediğimiz yerden uzaklaştırırız. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir noktaya geldiniz hocam. Buna da ayrıca gireceğim. Ama şimdi bir sokak röportajı yaptık. Lütfen. Ne sıklıkla alışveriş yapıyorsunuz diye sorduk sokakta. Bakalım nasıl cevaplar gelmiş.
Ne sıklıkla alışveriş yapıyorsun? Vallahi bir günde bir. Yani her gün? Yani hemen hemen. En çok ne alıyorsun? Değişiyor ya. Yani bir yerde bir şey gördüm. Yani en çok ne yapar artık? Kıyafet, giysi. Ama şöyle bir şey var. Mesela bu mağazada bir şey gördüğüm zaman kendimi tutamıyorum. Eğer beğendiğim bir şeyse borç alıyorum, harç alıyorum, yine alıyorum onu. İhtiyacın olmadığı halde de alıyorsun? Evet. Yani... Olmadığı halde de alıyorum, olduğu halde de alıyorum. O zaman bu bir bağımlılık mı sence? Bağımlılık. Peki eve gittikten sonra pişman oluyor musun? Evet. Genellikle annemle tartışıyoruz niye aldın, niye almadın diye. Öyle oluyor. Bununla ilgili işte doktora gitmek istedin mi? İstemedim. Hoşuna gidiyor yani. Ya hoşuma gidiyor. Çünkü kafa dağıtıyorum en azından. Rahatlamış mı hissediyorsun? Evet. Yani? Aynen. Peki sence bu psikolojik rahatsızlık mı? Hemen hemen. Hani insanların bir tek kafa dağıttığı yer benim için alışveriş merkezleri ve alışveriş yerleri. Çok sık değil de yani arada geliyorum. Yapıyorum. Ne kadar sıklıkla? Yani ne kadar para harcıyorsunuz ve en çok neye para harcarsınız? En çok kıyafete. Yani. En ayakkabı. Çok kıyafet alıyorsun. Ayakkabı. Ya sayısını bilmiyorum ama var bayağı. Her hafta yapar mısınız alışveriş? Yok, her hafta yapmam. Pişman değil de hani böyle değişim falan yapabilir miyim acaba diye düşünüyorum böyle kendi kendime. Hoşuma gitmiyor bazen, değiştiriyorum. Siz öyle. Kendinizi alışveriş bağımlısı olarak görüyor musunuz? Yok, değilim ya. O kadar değilim yani. Onu kocama sorun isterseniz, çok sık. Çok sık yapıyorsunuz. Evet, neredeyse her gün, evet. Kıyafet ve gıda. İhtiyacım dahilindeki gıda. Onun dışında eşime, dostuma, kardeşlerime, aileme hediye alıyorum çok fazla. Giysi, kıyafet. Kendime de alıyorum, evet. Maalesef ki gereksiz tüketim. Eğer ki psikolojim çok iyi değilse, mutsuzsam mutlu dönüyorum. Ama diyorum ki bazen de evet ya bunlardan bir sürü var benzeri, niye aldım ki o diye oluyor. Boşuna dememiştir işte kadınlar alışveriş yaptıkça rahatlar diye. Aynen. Bağımlıyım. Çok teşekkür ederim. Yani haftada bir ya da evet, evet, iki haftada. Takı, aksesuar, kozmetik. Yani sıklıkla aldıklarım onlar. Hiç olmuyorum. Mutlu ediyor mu alışveriş ediyor. Yapmak? Ediyor, evet ediyor. Yani gerektiği kadar. Haftada bir çıktığım zaman beğendiğim bir şey olursa alırım. Yani ihtiyacım olmadığı şeyi de almam tabii ki. Yani bir şey beğenirsem alırım. Beğenmiyorsam almam. En çok ayakkabı, tişört. Mesela spor ayakkabı normalde bir 15 tane vardır. Yani sürekli de çıkıp daha şunu da alayım, şunu da alayım yapmıyorum. Ama beğendiğim bir şey olduğu zaman o zaman aklıma takılıyor, mutlaka alırım. Genelde moralim bozuk olduğu zaman, kendim bir alışverişe verdiğim zaman bir şey almasam da bakmak da hoşuma gider. Yani yoruluyorum, sonra bir rahatlıyorum. Yani alırken zaten bunu öncesinde söylüyorum, değiştirebilir miyim diye. O şekilde pişman olduğum zaman evet değiştiriyorum zaten gidip. Kendinizi bağımlı olarak görüyor musunuz? Aa yok, hayır. O kadar değil yani. Değil mi hocam? Şimdi bağımlıyım derken birkaç hanımın kahkahalar attığını gördük. Yani aslında başka bir konuda bağımlısın desek o daha depresif karşılayabilir. Fakat konu alışveriş olunca herkesin yüzünde bir gülücük. Aynen. Kimsenin ben bağımlıyım dediğini görmedim ben hayatımda bu arada. Yani alkol bağımlılığında ya da farklı bağımlılıklarda bile. Tabii, kabul artık insanlar yoğun bakımda yattıklarında bile ben bağımlı değilim, ben bağımlı değilim diye bağırırlar ama ağızlarından her yerden kan gelir, hala öyledir. Ah. Bağımlılık böyle bir şey. Bağımlılıkta genelde iç, yani kendini buna adayabilen ve yapabilen insanlar zaten bağımlılıktan kurtuluyor. Yalnız alışverişin bir bağımlılık olabilmesi kelimelerle gelebilen bir süslü bir şey bence. Alışveriş bağımlılığı. Bir kere alışverişle bağımlılık kelimesi örtüşmüyor zaten. Artık. Yani zıt şeyler. Yalnız her şeye bağımlılık demek ve her şeye hastalık demek bence yanlış. Yani biz burada oturup habire şu şöyledir yok böyledir falan gibi konuşuyoruz ama özellikle belirtmek istiyorum. İnsanların hayat değerleri farklıdır. Bazılarının hayat değerleri güzelliktir. Yani hayatında güzel olabilmek için bakım yapar. Bu yüzden plastik cerrahiler farklı yer olur. Bunu eleştirmek çok doğru olan bir şey değil. Evet. Bu insanın hayatta kimseye bir zararı olmadan kendini de çok kötü durumlara fiziksel açıdan getirip de yapmıyorsa ki bence özellikle fitness çalışmalarda bu bodybuildinglerde ve diğer tarafta dövme yaptıranlarda plastik cerrahide de zamanla içgörü kayboluyor. Daha fazla. Sonra artık böyle bir komik hale gelmeye başlıyor. Hoş gözükmemeye başlıyor. İnsanın güzellik değerinden uzaklaşıyor. Sonra da onları döndüremiyorsunuz geri. Buradaki insanların büyük bir kısmı hayatlarında güzel olabilmek, diğer kısımlar gibi, hayatı keyifli yaşamak gibi, takdir ve onay gibi çeşitli olaylar için yapılıyor. Yalnız burada altını belirtmek istediğim çok kısa bir şey söyleyeceğim.
Benim demin söylemiş olduğum haz odaklı toplumlar yapılarak sürekli insanların, daha evvel de bunu söylemiştim, artık insanlar yaşadıkları anları fotoğraflayarak o yaşamadıkları anları fotoğraflarla anarak ne kadar da güzel yaşamışız diyebilen bir toplum haline geldik. Aslında çok zor bir cümle söyledim. Çok zor bir cümle. Zor bir cümle ama inanın halimiz bu durumda. Ne bu kadar göz önünde fotoğrafı çekerken çekeceğiz diye anı yaşamıyoruz. Kesin kes. Yani sonra biz fotoğraflara bakıp ah ne kadar da güzel yaşamış. Yerlere gitmişiz diyebilen bir toplum haline geldik ve dünyayı bu hale getirdiler. Çünkü göz önünde ne kadar olursanız o kadar şık olmanız lazım, o kadar güzel olmanız lazım. Biz burada bağımlılığı konuşuyoruz ama sadelik delebilen biz bugün başka bir televizyon programında 3,5 saat, gece saat 3'e kadar bu konuları konuştuk. Tabii. Bir televizyon kanalında. Evet. Sadeliği de, yani sadeliğin de örneğin böyle zıtlıklar da var. Sade olmak isteyen insanlar var. Ve bu tek tip giyinen, tabii, tek renk giyinen. O onu eleştiriyor, o onu eleştiriyor. Evet. Ya eleştirmeyin, sade olmak isteyen adamın sadelik değeridir. Bırakın öyle yaşasın. Öbürü de öyle yapıyorsa bırakın öyle yaşasın. Ama kimseye, aile bütçesine, çevresine zarar vermiyorsa, doğru, minimal düzeyde o güzelliğine, o yapısına bir önem veriyorsa bırakın o da öyle yaşasın. Hı-hı. Alışveriş olayı bir bağımlılık kelimesi, demin söylediğim gibi artık kişinin ailesini, kendisini, çevresini artık zorluğa sokuyorsa, kredi alarak bugün siz alışveriş yapma dürtünüzü kredi çekerek, evet, yerine getiriyorsanız bana sorarsanız burada bir bozukluk var. Evet hocam, peki istemedikleri noktaya düştürdükleri anda işte dediğiniz gibi alışveriş yapmak için kredi çekmek, aile bütçesini, çevresini zora sokmak, işte borç harç alarak arkadaşımdan ne de olsa ihtiyacım bile olmasa onu almak zorunda hissediyorum. Yani temelinde bir mutsuz var ve bir tatmin arayışı var, anladım, yani basitçe söylemek gerekirse. Bu katlanarak çoğalıyor belki de. O noktaya geldiğinde kişi kendine ne demeli? Tabii ki. Alışverişin bir mutsuzluk sonucu olabilen bir davranış olduğu düşüncesindeyim. Yani işlevsiz ya da işlevli. Önemli olan bir eyleme sizi götüren bir niyetiniz vardır. Ve niyet o bağlam içerisinde değişir. Yani şunu demek istiyorum. Ben alışverişi yapmak için çıktım, sevdiklerime bir bayram için yaptığım alışverişi yapıp torunuma da biraz daha zorlayarak cebimi, kendimi kısarak boş ver iki günde yemem deyip yapıyorsa bu kişiye bağımlı diyemezsiniz diyelim. Bunu devamlı. Doğru. Şimdi bu insan mutsuzluğundan kurtulmak için bir alışveriş yapıyor ise o zaman her mutsuz olduğunuzda sizi kendinize alışverişte bulursunuz. Doğru. İşte bu bağımlılık gelişir. Bağımlılık her şey için gelişir. Bağımlılığı da kendimiz geliştiriyoruz. Yeme için de gelişir. Yani dolayısıyla bu bağımlılıkta yapmamız gereken şu: gittiğinizde herhangi beğendiğiniz herhangi bir şeye özellikle bakın. Onu elleyin. Ona dokunun. Çok güzel. Hatta alın elinize. Böyle bir yapın. Buna sahip olmuş olarak düşünün. Ki, evet, dediğim çok zor bir şey. Ama bunu yaparlarsa, evet, çok iyi bir gelişme olur. Davranışsal olarak bunu bırakın. Deyin ki bunu kimseye satmayın demeyin. Ben bir dolanacağım, geleceğim, eğer kaldıysa, bravo, tekrar alacağım. Bravo. Bakın o haz biraz sonra geçecek. Değil mi hocam? Kendinize bu imkanı vermeleri lazım. Sizsiniz hocam ve gerçekten benim bu istesim bazen der, bakarım mesela bir şeyi beğenirim, var bende. Mesela genelde kadınlar ne sever? Ayakkabı sever vesaire. Ya bu bende olmasa da olur mu? Hı-hı. Bu ben buna sahip olmasam ne kaybederim? Hı-hı. Mesela bu beni çok güzel motive eden bir şeydi. Bana bir şey olmaz. Bırakıyorum, diyorsunuz ama yürüyebiliyorum. Çok güzel bir yöntem. Arka taraftaki zihniniz ise size hayır al almalısın. Baksana ne kadar güzel böyle sürekli konuşuyor arkada. Ama bunun sahibi bu beden. O beynin de sahibi, konuşanın da sahibi benim. Ve o zihnimin eli ayağı yok. Evet. Ben ayaklarımla buraya da gidebilirim. Gidip bununla kartımı, evet, verip alabilirim. Evet. Bak iki tercihin var. Çok o güzel. Zaman dokun, olmuş gibi yap, dön başka mağazaları gez. Eğer hala almak istiyorsan gir, ondan sonra karar ver. Evet. Görün bakın %70'inde bu işin söndüğünü görecekler. Evet. Günaydınlar, harika bir hafta diliyorum hepinize. Nasıl başlarsa öyle gider derler. Güne nasıl başlarsanız öyle gider. Onun için bu haftaya olumlu, mutlu, sağlıkla inşallah her şeyin hayal ettiğiniz gibi başlamasını diliyorum. Ve güzel bir program olacak. Kendine iyi bak, sizler için bugün böyle güzel de giyindim. Defileler falan var yani, bizimle olun efendim. Başlıyorum. Pratik bilgiler uzmanı Meltem Açıkel'den pratik ve enfes tarifler. Çikolatalı yeşil kek. Bu kek
tadıyla damak çatlatıyor, rengiyle şaşırtıyor. Beşamel soslu patlıcan pizzası. Hanımlar, bu tarifler kaçırılmaz. Kırmızı biber vereceğim ve kızarttığım patlıcanları ilave edeceğim. Patlıcanlar kızardı. Patlıcanlar kızardı. Her daim şık olmak isteyenler, bu öneriler sizin için. Bu yılın modasında neler ön planda? Kendi tarzımızı nasıl oluşturabiliriz? Vücut tipimize uygun kıyafetleri nasıl seçmeliyiz? Modacı Songül Başar anlatıyor. Düz renklerle kombinlendiği zaman ben deseni daha çok severim. Çok güzel. Göz kapağı estetiği nedir? Kimler göz kapağı estetiği yaptırabilir? Göz kapağı estetiği lazerle mi yoksa cerrahiyle mi yapılır? Göz kapağı sarkmasının olumsuz etkileri nelerdir? Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Fatih Atmaca anlatıyor. Gün ışığına yoğun maruz kalmayla beraber göz kapağı cildimizde de bozulmalar, yıpranmalar olabiliyor. İdeal bir burun estetiği nasıl olmalı? Burun estetiğiyle gençleşmek mümkün mü? Burun estetiği ameliyatı öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar anlatıyor. Danışanımız hastamızda kendi yüzüne uygun bir burun planlamak gerekiyor. Ebru Akel ve doçent doktor Oytun Erbaş, Meltem Açıkel'in evine konuk oluyor. Hangi et, hangi hastalığın tedavisinde yardımcı rol üstleniyor? Kırmızı et yemek ne kadar sağlıklı? Hazır sucuklardaki tehlike ne? Meltem Açıkel, ev yapımı sucuk tarifi veriyor. Doçent doktor Oytun Erbaş değerlendiriyor. Yani şöyle, yağlı yersen damarları yağlarsın. Ya bu laf buradan gitsin. Az sonra kendine iyi bak da. Evet efendim, çikolatalı yeşil kek hiç yediniz mi? Yani yemediyseniz bugün Meltem Açıkel tarafından mutfağınıza giriş yapacak. Ne demek çikolatalı yeşil kek aşkım? Ispanaktan faydalanacağız. Ama ıspanak bulamam derseniz pazıyla yapabilirsiniz, semizotuyla yapabilirsiniz. Yeşil su veren, yeşil yapraklı her bitkiyle hazırlayacağınız bir kek olacak. Ama onu kek olarak bırakmayacağız biz. Tamam, tabii ki de. Onu başka lezzetli malzemelerle karıştıracağız. Neler yapacağız? Çikolataya bulayacağız. Böyle acayip bir şey olacak. Tatlıya ihtiyacınız varsa, o gün kendinizi mutlu etmek istiyorsanız ve şık bir sunum yapmak istiyorsanız işte bu tarif sizin için. Ay süpersin. Ve daha sonra da beşamel soslu patlıcan pizzası yapacağız. Ay buna bayılıyorum. Ay ne demek bu beşamel soslu patlıcan pizzası? Hadi yapalım. Bak hemen başlayalım. Başlayalım. Bak şimdi istersen şeyden başlayalım. Peki. Dur, ocağı yaktım. Ay heyecanlandım. Nasıl yapacağız bunları hanımlar? Buyurun. Şimdi şunu yaktım. Evet. Soğanımı koydum. Tamam. İlk önce patlıcandan başlıyorum. Peki. Soğanımı koydum. Çok azıcık sıvı yağ gezdiriyorum üstüne. Tamam. Burada da üzerine kıymayı ilave ettim. Hı-hı. Kıymam kavrulacak. Tamam. Bunun içine ne ilave edeceğim? Domates ilave edeceğim, sivri biber ilave edeceğim, kırmızı biber ilave edeceğim ve kızarttığım patlıcanları ilave edeceğim. Patlıcanlar kızardı. Patlıcanlar kızardı, evet. Peki. Çok güzel. Hı-hı. Sonra hemen şöyle kenara alıyorum malzemelerimi. Yufkaya ihtiyacınız var. Yufka içinde şöyle bir sos hazırlıyorum. Birazcık sıvı yağ. Bak nasıl havalandırıyor yufkayı. Ha, yırtılmasın diye. Ne oluyor diye. Yırtılmasın diye evet. Ediyor. Çok yapışırsa yufkayı bu şekilde havalandırabilirsiniz. Nasıl bana tezgah yetmiyor bakar mısın? Şu büyükte yapayım ben bunu. Ha, büyükte yap. Evet ben kısık ateşte açtım. Şimdi yufkamı şöyle açtım. Bir tane çanağa ihtiyacım var. Peki. Hemen aldım. Şimdi bunun minik bir püf noktası var. Birazcık sıvı yağ koydum. Birazcık da sirke ilave ediyorum içine. Hemen malzemeleri ben anlatayım. Hemen. Beş patlıcanımızı küp küp kesti, kızarttı Meltem Aşikel. Bir yemek kaşığı sıvı yağımız var. Bir adet soğan, 300-400 gram kıyma. Bir adet kırmızı biber, 2-3 sivri biber hemen kesilmiş hazır. Bir domates, tuz biber, karabiber, pul biber. Ne varsa evde bütün bunları karıştırıyoruz. Ayrıca pizzası için de çanak için demişsin. 4 yufka, 1 su bardağı suyumuz var. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1-2 yemek kaşığı sirke. Sirke evet. Ne işe yarıyor? Sirke böyle kıtır kıtır yapıyor. Peki. Yani pizza hamurunu lezzetli hale getiriyor. Tamam. Ama onun üstünün beşamel sosu vardı. Evet. Hemen, ve hemen beşamel sos için hemen gelsin. Başka bir tencereye. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt ve kaşar peyniri beşamel. Benden sorulur buyurun hemen yapalım. Evet. Seninle iş yapmak o kadar kolay ki.
Böyle insan beş çeşit yemek yapar yani seninle birlikte. Ama baksana üç çeşit ne yapıyorsun zaten şu anda? Meltem abla dedim, sen o kadar pratiksin ki senden bana biraz geçti, ne kadar şanslıyım. Ah canımsın benim, sen, ben şanslıyım senin gibi böyle mutfakta şahane güler yüzlü bir partnerim olduğu için. Yerim seni, çok mersi. Pekala. Şimdi yufkaları şöyle kesiyorum. Bunun büyüklüğünü istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İki kat yufka değil mi? İki kat. Arasına koydunuz zeytinyağı. Biraz su, biraz zeytinyağı, biraz sirke ile bir sos hazırladım şöyle. Arasına onu sürdüm. Böyle yapıp büyük büyük pizzalar yapabilirsiniz. Şöyle kesip daha minik minik hani küçük pizzalar olur ya. Onu yapabilirsiniz. Her iki türlü de yapalım. Şöyle kestiniz. Buradan aldınız. Şurasını şöyle sarıyorum. Güzelce bu pizzamın kenar kısımları. Sonra böyle yuvarlıyorum. Alt tabanı çok ince olmasın diye şöyle iki kat yufkayı içinde eziyorum. Bak bu pizzanın altı. Ay bir dakika, bak ben şimdi, nasıl hemen bir daha onu, yapacağız beraber. Ona dalınca bir anda. Peki bir daha. Tamam. Şimdi bunu şöyle alayım. Ay dur, alırken açtım. Şu bir anda kızarmadı gibi geldi bunu kontrol ederken. Evet. Onu kontrol oluyor. Ederken beni kaçırdın. Kaçırdım. Bunu böyle alayım mı çocuklar? Peki. Aldım. Şimdi bak şöyle yapıyorum bir tanecim. Üçgen kestin sigara böreği kestim, gibi. Kestim evet. Tamam. Bunu böyle katladım 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 güzelce. Hı-hı. Sonra iki kenarından şöyle aldım. Hı-hı. Ve şu kısmı üçgen kalan kısmını içine bıraktım. Bu benim pizza çanağım. Minik hani ufak çok pizzalar güzel. Olur ya. Hı hı. Şimdi hazırlamış olduğum patlıcanlı harcı hı hı. içine koyacağım. Hı hı. Üstüne de ne koyacağım? Beşamel sos. Beşamel sos. Evet. Bu böyle yaz için kolay yenebilir. Hatta bunu akşamüstü yaparsanız akşam yemeğine ihtiyaç hissetmeden ay çok güzel akşamüstü minik bir atıştırmalıkla hı hı. akşamda hafif bir meyve, bir kase yoğurtla hı hı. belki akşam yemeğini erkene çekebileceğiniz hem doyurucu çok iyi fikir. Hem lezzetli. Değil mi? Erkene çekelim akşam yemeğini. Evet. Yaz şimdi yani akşam yemeğini erken yiyip ne bileyim belki bir kase yoğurt. Gerçi evet. şey uzmanlarımız çok güzel tiyolar veriyor bundan alakalı bize ama onları herhalde alışkanlık haline getirmek lazım. Kesinlikle. Mesela ben uygulamaya başlamak lazım evet. Meltem abla. Şeyi yapamıyorum ben. Herkes çok şey biliyoruz ama söylediklerimizi ya da bildiklerimizi evet. uygulamıyoruz. Biliyoruz ama yapmıyoruz. Ben şeyi yapamıyorum. Akşam yemeğini erken yiyorum. Sonra duramıyorsun. Sonra bir şeyler yemek istiyorum. Çok yani alışkanlık. Değil mi o şey hani. Ya da biri geldiği zaman hemen bir şeyler çıkartıyoruz ikram etmek tabii. için. Aslında ne bileyim. Sen yeme. Sen yeme. Misafirine ikram et. Eniştahlı benim. Gerçekten mi? Tatlım benim. Tamam. Peki. Bak bunu çok erken yaptım. Şöyle. Buradan da kıvırdım içine. Ay çok ben tatlı. Yemeden duramıyorum ki ben yiyorum asıl. Değil mi? Bunu da koydum. Ben unu çok kavurmadan bunu birazcık böyle yaptım. Koydum. Çok çabuk olsun. Da kavruldu bugün yani. Evet çabuk kavruldu. Altı çok açıkmış. Hmm. Olsun beşamel sos hanımlar. Sulu olabilecek kıvamda bir beşamel sos hazırlarsanız hı-hı. bunlar hazır. Şimdi hemen geliyorum. Kıymamızı kavrulurken onlarla birlikte kavrulsun diye domatesimi, biberimi, sivri biberimi koydum. Tuz, karabiberle hemen lezzetlendirdim. Şöyle ay harika. Kırmızı pul biber gezdiriyorum üstüne. Böyle kendi başına acayip lezzetli bir hal alıyor. Ne yapıyoruz? Ne kaldı? Patlıcanlı pizza, beşamel soslu. Evet. evet. Şimdi mi geliyor? Şimdi bu gayet güzel oldu. Onlar hafifçe kavrulacak ve patlıcanları da üstüne ilave ediyorum. Hepsinin lezzeti birbirine geçiyor. Patlıcanları kızartmadan közleyebilirsiniz de. Közlenmiş patlıcan da ilave edebilirsiniz. İlle kızarmış olması aa, şart güzel. Değil. Değil mi? Közlenmiş patlıcanı bunun içine ilave ettiğinde başlı başına evet. bir lezzet aslında. Muskat rendeleyebilirsiniz mesela beşamel sosun içine. Çok güzel oluyor. O da çok inanılmaz yakışıyor.
Bu şimdi sosumuz 3 aşağı 5 yukarı hazır sayılır. Tamam. Şimdi fırında da pişecek ya. Evet. Onun için şöyle aldım. Bunu ben tabii böyle çoğaltacağım, böyle olduğuna tabii bakma. Oldu mu bunu diyorsun? Buraya koysam yeter mi? Pişti mi? Fırına da girecek. Pişti, pişti, fırına girecek. Bir kere daha pişecek ya. Hı-hı. Onun için telaş Meltem. Telaş Meltem hemen. Ay bazen eşim eleştiriyor. Dinleyeceğim onu da biraz. Diyor ki seyrederken yoruluyorum. Sakin ol. Çok seyrederken... Bir de bana sorun. Bir de bana sorun Umur Bey. Değil mi? Evet, yetişeceğim diye Meltem ablaya. Bak şimdi bu böyle. Bunu dediğim gibi daha büyük büyük de yapabilirsiniz. Yani ben yufkayı, yarım yufkayı kaça böldüm? Evet. 4-8'e mi böldüm? Kaç tane var? 2-4-6'ya bölmüşüm. 6'ya bölmüşüm. 4'e bölüp de yapabilirsiniz. O zaman birazcık daha büyük olur. Birazcık daha büyük büyük olur. Ama böyle birer atıştırmalık istiyorsanız bu bence gayet güzel bir ölçü. Şimdi ondan koyayım da böyle bana bir lokmacık alıyorum üstüne. Hemen üstüne bir kaşık yardımıyla birazcık beşamel sos koyuyorum. Ay Meltem abla, inanmıyorum sana. Ne yaptık peki? Beşamel soslu patlıcan pizzası yaptık efendim. Şimdi bunun üstüne hamurun içine ekstra hiçbir şey koymadı. O kaşar peynirlerini kenarına mı koydun? Nereye? Üstüne koyacağım üstüne kaşar peynirleri. Ne yaptın? Bak en üstünde hani kaşar. Hani sararken dedim içine sakladın mı böyle? O da olur. Bak o sardığımız kışsın var ya, oraya dil peyniri koyabilirsin. Çok güzel olur. Çok gerçekten çok yakışıyor. Bu şimdi fırına girecek. Evet. Bu burada pişerken hemen şöyle kaşar peynirlerimi de üstüne. Şimdi yeşil çok güzel ıspanaklı nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Bu da yaz ayları için rahatlıkla yapabileceğiniz. Dediğim gibi hani ıspanak yok bu mevsimde derseniz pazı olur. Ne dedim? Semizotu olur. Semizotu çok güzel. Evet. Şimdi bu fırın. Tamam. Bu fırına gidiyor. Süper. Bunu çoğaltacağız az sonra. Şöyle hı-hı göstereyim son halini. Gerçekten güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi evet, ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama bir kek yapacağız. Ne kadar pişecek Meltem ablacığım? O üstündeki kaşarlar inip yufkalar kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakikada 25. Şahane bir vaziyete geliyor. Hemen böyle kenara aldım bunu. Çikolatayı benmari usulü eritiyorsunuz. Şimdi hemen 3 tane yumurtayı kırdım. 2 yumurtayla da yapabilirsiniz bunu. Şöyle. Bak şimdi ben bunun yapılmışını getirdim ama yine de sevgili hanımlar bizi seyrederken kekin yapılışını da görsünler. Hı hı. Üç yumurtayla şekeri çırpıyorum. Tamam. Bunda bu anlatmış olduğum kekte hiçbir enteresanlık yok. Normal bildiğiniz keke yoğurt yok bunun içinde, tamam, süt yok. Hı hı. Bunun içinde ne var? Şekerle güzelce çırptım yumurtayı. Bir bardak yağ var. Bak benim canımdır. Bir bardak yağ var. Peki. Kabartma tozu, vanilya. Tamam. Bak ne güzel örtmüşler üstünde. Evet. Hemen bunları muhakkak kek yaparken hep söylüyorum. Havalandırıyoruz değil mi? Evet. Bir ters süzgeçte benim kızlarım sağ olsunlar. Bir daha yapalım bunu, bir gösterelim Meltem abla. Gel bir tane. İki saniye dur unu koyarken. Dur ben bulayım bir tane şimdi hemen ters süzgeç. Buldum, buldum. Şimdi onu koy. Heh, bu. Bunu evet, bu şekilde bu yaptığımızda da biraz daha küçük bir süzgeç olunca daha iyi olacak. Ne oluyor evet, bu? Evet oldu. Havalandırdı. Havalanınca da kekiniz güzel kabarıyor. Ha, bakın güzel kabaracak. Onu da göstermiş tamam, oldum. Çünkü birkaç evet seferdir bahsediyoruz. Yapmıyoruz ama değil aynen mi? Aynen yapalım. Önceden yapıyor ya kızlar. Ha, şimdi bu da bunu da karıştı. Aa, bu neydi? Bu da çok azıcık suda ya da buharda haşlanmış hı-hı ve şeyden geçmiş ıspanak. Ispanak. Hı. Şimdi ben onun yapılmışını burada hemen aldım. Sen onu karıştırırken hı-hı başladım ufalamaya. Aa, bak şan fıstığı gibi oldu gördün mü? Çok merak ediyorum. Hı. Bakacağım hemen. O hazırlamış olduğumuz kekin. Ya çok enteresan yani hiçbir öyle bir sebze tadı almıyorsun. Hiç ıspanak tadı aldın mı? Hayır. Almadım. Hı-hı. Sen şimdi orada kekin malzemelerini karıştırıyorsun. Ben karışmış malzemeyi şöyle ufalıyorum. Evet. Şimdi fındık ezmesi severseniz fındık ezmesi, fıstık tamam ezmesi severseniz fıstık ezmesiyle of, çok güzel bunu güzelce harmanlıyorum. Hı-hı. Şimdi hemen fıstık ezmemi alıyorum. Bunun üstüne de çikolata sosu dökeceğim işte. Tamam. Bu şimdi pişti.
pişmiş kekle şöyle güzelce. Buna isterseniz biraz da tereyağı ilave edebilirsiniz. Sever misin fındık ya da fıstık ezmesini? Nasıl? Bayılırım. Belli oluyor mu nasıl çaldım hemen fıstık ezmenden? Gördüm evet. En sevdiğim şeylerden biri. Şimdi bunda da ne yapıyorum? Bakma damak lezzetimiz çok benziyor. Evet benziyor. Biraz bizim huzur şeyleri seviyoruz biraz. Ama ben seni biraz daha iştahlı olanı. Birazcık daha iştah. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani ben gelin uzman konuklarımızla da böyle kamera arkası sohbetlerim oluyor. Yani diyor ki hiçbir şey öğün arasında hiçbir şey yemeyeceksin. E pişirdiğimin tadına da mı bakmayacağım? Ha. Hayır bakmayacağım. Ama o yemek olmuyor ki. Yemek, onu yapamıyorum yemek mi oluyor işte. Meltem abla? Onu yemeği... Şimdi bunu aslında şöyle bir şey. Dur. Hemen istedim. Çok az vaktim kaldı diye. Bak 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 faniye bağladı şimdi hemen. Faniye bağladı. Evet. Şimdi bunu böyle döküyorum. Evet. Gelsin bir dakika bak hemen bir dakikada yapacağım. Ben de burada keki kalıba döküyorum. Evet süper. Bunu böyle iyice eziyorsunuz tabii. Benim ezdiğimden daha fazla eziyorsunuz. Bakayım bir spatula ile bunu buradan çıkarabilecek miyim? Tabii Yasin beni acele ettirdiği için. Dur bir spatula buluyorum. Ay çok güzel bir şey oldu Meltem abla. Bak bunu böyle koyuyorum üstüne. Ve sonra üstüne. Oo mükemmel bir şey yaptım. Çikolata koyuyorum. Bunun yanına bir top dondurma ve çilek ilave ediyorum. Mükemmel. Süren bitti. Çilek koyamadım. Buralarını da şöyle düzeltiyorum. Bu böyle içi fındıklı, fındık ezmeli ya da fıstık ezmeli. Üstü çikolatalı, yanında bir top dondurması ya da evet. Çileğiyle ya da ne bileyim vişne vardır vişnesiyle harika bir alternatif. Şimdi ne yaptın burada? Küçük ufaladın. Bak keki ufaladım. Sonra fıstık ezmesiyle karıştırdım. Evet. Ezdim iyice. Onu birbirine yapıştırdım. Evet. Sonra böyle kalıplarla kesebilirsiniz. Ya da bunu komple düz bir zeminin üstüne açıp baklava dilimi gibi dilimleyebilirsiniz. Tamam. Bunları böyle tabağa alıyorum. Üstüne de çikolatadan koyuyorum. Evet. Yasin. Süren bitti diye beni heyecanlandırma. Üstlerine de çikolatayı koyuyorum. Ah. Dediğim gibi dondurmayla ya da üstüne herhangi bir meyveyle. Bak şunu al bu daha kalın oldu. Ha. Onu da yanına. Ay, 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 ay. Bu zaten birazcık durunca. Donacak değil evet, mi? Evet donuyor. Biraz da çikolata sos koyacağım üstüne. Evet. Dur burada benim kaşığım. Kaşığım ben getirdim. Dur bakayım çilek var mı dolapta? Allah. Dur gerçekten. Kırmızı bir şeyler buluyorum. Harika kırmızı bir şeyler bekliyoruz. Ben gelmedim valla. Geldim bak. Bak şimdi böyle. Üstüne biraz da fıstık ezmesi. Gerçekten mükemmel oldu Meltem abla. Ben bu arada kalan kıymalarını burada ziyan etmemek için biraz daha kavurdum. Ben yufka var yufkalarla tekrardan yapacağım tabii. Bunları da yapacağım, onları da yapacağım. Nasıl oldu? Güzel oldu. Rengi ne kadar güzel değil mi? Zümrüt rengi. Bunu böyle daha kalın kalın da yapabilirsiniz. Harika oldu. Bir sunucuya asla tatlı yedirip konuşturmayacağız. Eyvah. Ama ısrarla konuşmaya devam ediyorum. Devam ediyoruz. Ellerine sağlık aşkım. Senin de eline sağlık bir tanem. Ebru Akel ve Doçent Doktor Oytun Erbaş, Meltem Açıkel'in evine konuk oluyor. Hangi et, hangi hastalığın tedavisinde yardımcı rol üstleniyor? Kırmızı et yemek ne kadar sağlıklı? Hazır sucuklardaki tehlike ne? Meltem Açıkel, ev yapımı sucuk tarifi veriyor. Doçent Doktor Oytun Erbaş değerlendiriyor. Yani şöyle, yağlı yersen damarları yağlarsın. Ya. Bu laf buradan gitsin. Şimdi kendine iyi bak da. Günaydınlar hepinize. Ekran başına şimdi gelmiş olanlar ne yapıyoruz diye merak ediyorsunuz efendim. Sizler için sağlıklı ev sucuğu yapacağız. Ev yapımı sucuk nasıl olur? Efendim o soru burada cevabı. Evet. Ama acaba yapılmalı mı ve yenmeli mi sorusunun cevabı da işte burada. Doçent Doktor Oytun Erbaş bizlerle. Sevgili Meltem Aşikel'in evinde ve bahçesindeyiz. Ne mutlu bize. Hoş geldiniz. Sağ olun Burcu'm. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Birbirimizi yeni bulduk.
Hep izlerken birbirimizi uzaktan ilk kez bu sohbetlere girme evet. şeyi oldu. Çok tatlı oldu bence. Seyircinin de çok hoşuna gitmiş. Bence en önemli şey burada doğal olmak. Çok doğallığımız herkes zaten. Meltem Hanım da zaten çok doğal. Çok güzel yemekler yapmış. Sağ olsun harika bir yemek uzmanı evet, kendisi. Evet, sen çok doğalsın. Ben de senin yanında doğal. Ay sen doğal. De çok doğalsın. Ben de doğalım. Yapı canım, olarak doğalım da evet. hani. Yani ekrana yansıyan o. Tamam. Ben çünkü çok çarşı pazar geziyorum. Orada evinin kızı kabul ediyor herkes. Allah beni çok de şükür. Evin harika. Annesi. Çok şükür gerçekten. Ben de bizim oğlan mahallenin. Evet, bizim oğlan. Evet. Efendim bizler evet. buradayız. Ne yapıyoruz? Şimdi sucuk yapacağız. Fakat sucuğu duyunca Oytun dedi ki aman sucuk yapmayalım. Neden dedim? Et yemeyelim. Şimdi ne evet. olduk dedim bir anda. Ya şöyle bir kırmızı et yiyenler net bir kere kısa yaşıyor. Kısa yaşıyor. Evet, kısa yaşıyor. Çünkü ne kadar yediğinle alakası var mı? Tabii ki ne kadar yediğinle alakalı tabii ki her şey tabii ki daha fazla yendikçe ömür daha çok kısalır. Ama kırmızı etteki kolesterol damarımızı bozduğu gibi, damar sertliği yaptığı gibi beyinde de birikip Alzheimer'a sebep oluyor. Evet. Onun için kırmızı etten ben olduğu gibi uzak durmak. Haftada bir defa yenebilir kesinlikle. Yani beyaz ne et. Yenmeli peki haftada bir? Haftada bir yağsız dana. Yağsız dana. Yağsız, kuzuda da çok. Manga? Kuzu eti de çok kolesterollü. Onun için kuzuyu tavsiye etmem. Yağsız dana. Mangal yapmayalım. Çünkü mangal kültürü. Bu mangallar hep mide kanseri o. Ah. Bak. Peki mangal kömürün ne değil de odunla ya her mı? Türlü yanıyor ya. Ya bu nasıl olacak biliyor musunuz? Bunun en güzeli böyle et haşlayacaksın. İşte balığı da yaparken biraz şey ne onun adı? Haşlama balık böyle. Bulama. Hani çevirsen bile iki çevireceksin. Asla siyahlık olmayacak üstünde yani o aşırı yanma olmayacak. Ama bunu direktman közün üstüne koyduk mu o dönerler falan yani. Ben onları böyle gördükçe damar sertliği. Öyle şey mi? Şey sana söyleyeyim mi? Ha o döner dönüyor buradan da yanıyor hatta ya döndükçe yani, kesiyoruz orasını. Evet Allah, yani şöyle Ebru Türkiye'de damar sertliği ölümlerin %35-40'ı. Çok yüksek yani. Ya bu. Hani bak şunu söyleyeyim sana Asya toplum açısından en yüksek damar sertliği bizde. Neden biliyor musun? Böyle etli, yağlı böyle mangallar ondan sonra hep damar sertliği sonra bypasslar, stentler. Havada uçuşuyor ondan sonra. Evet, çok doğru. Beslenme direkt etkiliyor diyorsunuz. Beslenme damar sertliğinde %70-80 etkili. Çok büyük net. Bir oran. Yani şöyle yağlı yersen damarları yağlarsın. Ya bu laf buradan gitsin. Peki yağ gerçekten şimdi yağsız da bir yaşam da söz konusu. Buna da ihtiyacımız var. Tabii, ya vücudun belli tabii. bir miktarda. En güzel yağ ne biliyor musun? Evet. En güzel yağ cevizdeki yağ. Hmm. Ceviz, fındıktaki yağ. Tereyağı, vallahi. Zeytinyağı, margarin. Şöyle bir kere katı yağ hayatımızdan yağı. Çıkarıyoruz. Yok. Tereyağı da mı? Tereyağı da yok. Mesela benim Amerika'da böyle şeyler vardı mesela. İşte şunu, şu çöpü, şu otun, işte o armudun sapı, üzümün çöpünü yiyin. 63'ünde öldü. Şu oldu, şu oldu, 55'inde öldü. Ben şunu söylüyorum. Tek tip beslenme tavsiyeleri her zaman zarar verir. Hmm. Mesela şunu desek ki hep şunu yiyin. Onun altında bir sıkıntı vardır. Ben şunu savunuyorum. Her şeyi ye. Her şeyi ye. Azar azar ye. Ama kırmızı eti biraz da hayatından çıkar. Peki. Ve şu fındık fıstığı ve cevizi hayatına daha çok sok. Koy. Şimdi evet. Fevzi Özgün'ün buradan kulaklarını çınlatacağım. Bana çok güzel bir alışkanlık kazandırdı. Sabahları kahvaltı ederken yani gluteni hayatından çıkardı. Ne ve, gerek var? Ekmek yemeyin. Ekmeği bıraktım. Ama kahvaltıda peynirin yanında bir şey istiyorsunuz ya. Bir katık deriz evet, hani yani. Evet, bir katık evet. istiyorsunuz. Ceviz ve badem ye. Harika ama ekmek de ye. Ya, tabii ki bak şey söyleyeceğim. Ekmek mutlaka yenmeli. B vitaminine mi ihtiyacımız var? Karbonhidratsız hayat olmaz. Çünkü beynin temel gıdası şekerdir. Tamam ama şeker... alıyoruz onu sebzeden alıyoruz, tamam. seçimlikten alıyoruz. Doğru ama karbonhidrat almazsan nereden tamamlayacaksın enerji ihtiyacını? Mesela biraz... ağır bir işim var. Mesela şimdi bugün çok ağır çalışan insanlar var. Tabii. Değil mi? İşçilik yapan. Evet, evet. Günde 2000 kilokalori nasıl alacak tabii, ekmeksiz? Doğru. Olmaz. Ekmek almazsa nereden almak zorunda kalır? Yağdan. Yağda damar sertliği yapar. Onun için ben şunu diyorum. Sıvı yağ evet Akdeniz evet. tipi zeytinyağı o da azıcık üzerine gezindirme ama katı yağ asla kırmızı et haftada bir diyorum. Bir peki. Glüten vücuda giren bir proteindir. Bazı çocuklarda alerjisi olabilir evet. hatta o çocuklara bile biz evet. azar azar glüten verdiğimiz alerjiler yok oluyor. Hmm. Hiç vermezseniz vücut daha alerjik olur. Onun için her şeyle karşılaşsın bırakın çocuklar o glüteni de alsın. Bak, hayatınızdan çıkarın. Mayayı yani, hayatınızdan çıkarın. Böyle bir şey olabilir mi? Ekmeksiz bir yaşam düşünmek de söz konusu değil tabii. Neyle doğacak insan? Şunu makarna ve ekmek dışında günlük kalorinin %45-50'sini karbonhidrat yani undan, makarnadan, ekmekte almak zorundasın. Mesela gevrek. Ben ne söyleyeyim gevrek diyorum ama simit yani. Simit yiyeceksin. Çok, tabii yiyeceksin. Tabii. Yenecek. Nasıl yenecek. Yenmez? Şimdi ekmek yenecek. Yemediğim zaman bu kadar beyaz peynir yiyorum. Tabii. O normal mi sence? O da değil. İşte yağ. Al. Bakın damar. Peki gelelim hadi sucuğa. Çok hadi. Güzel gidiyoruz. Ne var burada malzemelerimizde? Şimdi yarım kilo kadar dana, yarım kilo kadar hocam kuzu koyun olmasın zaten belli. Ama... Yağdan belli zaten. Evet. Bak, daha yağlı. Şu yağlı zaten belli. Evet, bak. Evet.
Bolca sarımsak koydum. Tamam. Sarımsak çok önemli ya. Sarımsak harika. Sırf dana eti tüketin diyor. Evet. Kekiğim var, kimyonum var, karabiberim var, kırmızı pul biberim var ve tuz kullanacağım. Evet. Deniz tuzu yaparken. Bir de sana bir şey söyleyeyim. En kolesterolsüz et de ne biliyor musun? Deve eti. Aa. Evet, evet, deve etinin, deve eti. Evet, öyle bir özelliği var. Kolesterol yok içinde. Onun için çok sağlıklı. Enteresan. Evet. O da yeniyor tabii bazı toplumlarda. Deve eti içedin mi? Yemedim. Ben devenin sucuğunu da yedim. Öyle mi? Evet. Neredeydiniz? Şeyde, bizim İncirlova'da. Oo, evet, aynen. Çok daha ikişim tırak değil mi? Öyle aynen mi? Öyle. Daha evet, asidik. Daha aynen, asidik. Aynen öyle. Evet. Ay, hiç denemedim. Biliyorsunuz siz yemişsiniz herhalde. Evet yedim. Evet, yemişsiniz. Mert'in yemediği. Gurme gerçekten. Gurme kendisi tamam, tatmadığı, deneyimlemediği. Maşallah. Ben Arabistan'a evet. Gittim. Deve sütü dediler çölde. Tabii. Hiç kimse içmek istemedi. Ben tadına bakmak istedim. Evet, yetişiniz. Şekerli bir tadı var. Çiğ içiliyor. Evet. Güzel. Deve sütü otizm de biliyorsun çok etkili. Öyle mi? Otizmin tek ilacı. Aa, evet ha, Ebru. Deve sütü. Deve sütü. Deve sütünde ki... Hemen açmak istiyorum evet. Parantezi. Doktorumuz özellikle bu konuda otizm konusunda evet. Ciddi araştırmalar yapıyor. Yani bu konuda uzmanlık alanını daha da geliştirme yolunda ilerlemiş. Aynen öyle. Ve neler kat ettiniz yani? Ya, otizm düzeltilebilir bir hastalık. Ya şimdi otizm şöyle erken yaşlarda tanımlanırsa otizm bir sosyal bozukluk. Yani evet. Sosyalleşme sorunu. Yani çocuk kendi içinde yaşıyor. Ama ilişki kuramıyor diğer insanlarla. Onun için siz bunu fark edemezseniz iyice içine kapanır ve beyni o şekilde gelişir. Evet. Ama siz erken fark ederseniz ve onu anneyle, babayla, toplumla kaynaştırırsanız o çocuk %50-60'lara kadar yol alıyor. Toparlayabiliyor. Tabii, toparlıyor. Erken yaşta teşhis çok önemli. Çok önemli. Aman büyüyünce geçer. Hayır. Konuşmuyor. Hayır. Aman bir şeye sürekli takılıp oynuyor. Ne olsun oynasın çocuk bu. Bir de şöyle bir şey var. Otizme yatkın çocuklar eline cep telefonu verdiniz mi? Çok güzel otizmi yaparsınız. Evet. Onun için otizmin en büyük gerçeği de eline cep telefonu ve tablet verilen aman sussun oynasın şurada. Eyvahlar o olsun. Çocuk şu anda otizmdeki bir patlamanın sebebi de cep telefonları. Evet. Aileler veriyor cep telefonunu. Çok dikkat etmek çocuk lazım. Onun içine gömüp kendi içindeki hayatını daha da sağlamlaştırıyor. Çocuk bakmamalı mı hiç ekrana? Çocuklara cep telefonu verilmemeli. Kaç yaşına kadar? 10 yaşına, 12 yaşına kadar hiç cep telefonu tabletle tanıştırılmamalı. Tanıştırılmamalı. Peki ama tanışıyorlar yani sen de tamam. Ben de görmezse arkadaşın tamam. Da görüyor. Tamam görecek sen diyeceksin biraz şey yapınca 6 yaşından önce anlamaz sen vermeyeceksin. Evet. Büyüyünce diyeceksin bu senin için zararlı. Ona bir kota koyacaksın. Diyeceksin günde yarım saatten fazla bizim şimdi öyle bir kutumuz var. Oğlum da 5,5 yaşında. Tamam. Ama o kotayla o a**dine bakıyor. Tamam yarım saat. Yarım saat yarım var. Saat. Evet ve yarım kapanıyor. Saat. Yani öyle bir kapanmaz sistem de zorunlu. Var. Televizyon. Biz kapatmıyoruz ama bunu hemen belirtmek istiyorum. Tablet diyoruz tabii ki biz bunlara. Bu tablet, telefon kullanımı çocuklar için çok faydalı şeyler değil. Ama yarım saat bitince... kendi kapatıyor makineyi. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla evet, gelip evet. Bana hani anne biraz daha aç baba aç diyemiyor. Çünkü baba benden de sakladı şifreyi. Arada açıyordum onu. Evet. Hiçbirimiz açamıyor. Bir de otizm belli oluyor çocuklarda. 2 yaşında Allah falan belli ya olur. Allah korusun ya Rabbim. Yani çocuk dışarı karşı tepkisi ve kendi içindedir. Bir de böyle şeydir yani size yanıt vermez. Göz teması çok önemli. Göz teması kadar çok önemli bir şey yok. Hatta evet. Geçenlerde ben bir yere gittim. Çocuklar kedinin arkasından koşturuyorlardı. Ha, ne kadar sevimli dedim. Babaları geldi sonra. Dedim ki ya çocuklar ne kadar sevimli. Adam dedi ki bana hocam otistik değiller dedi. Aa, çok hoşuma gitti bu laflar. Neden? Çünkü ama o size benle çünkü gelmiş. Benim bir konuşmam vardı. Ben de otistik bir çocuktum küçükken. Tabii ben Asperger'dim. Hep aynı işlerle uğraşan, takıntılı olan bir adamdım ben. Sonra tabii bunu biraz geliştirdim. Anamız sayesinde. Annemiz bizi işte yapa yapa geliştirdi. İşte deve sütü de böyle bir özelliği var. Deve sütü içindeki yüksek miktardaki antikorlar beyine geçebiliyor deve sütündeki antikorlar ve beyindeki otizmdeki o iltihabı azaltabiliyor. Otizmde bir iltihap var beyinde. Hmm. O da iyi geliyor. Onun için çok ünlü oldu şimdi. Çok güzel. Otizmde. Başka akıllarında iyi olsun. Geliyor deve sütü? Ne kadar vallahi, tüketilmeli deve peki? Deve sütü şöyle günde yarım litre. Hı hı. Çocuklara, otistik çocuklara verilirse otizmli çocuklara 1,5 ayda çok iyi bir gelişme sağlar. Ay, hiçbir şey söylüyorsunuz. Çok şu hızlı anda. Bir gelişme sağlar. Otizmde. Akıllarında olsun. Böyle bir özelliği var. Deve sütü hepatit C'ye çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Hepatit C'ye çok etkili. Bir de içerisinde çok iyi miktarda C vitamini var. Bir de iltihabi rahatsızlıklara çok iyi geliyor. Ha. Özellikle sedef hastalığına. Öyle mi? Eklem iltihaplarına. Yani vücutta romatolojide. Aynen. İltihaplı eklem romatizmasına. Yani özet olarak vücuttaki iltihabı yatıştırıyor diyebilirim. Mükemmel. Deve sütünü kolay bulabiliyor muyuz? Her yerde var Türkiye'de deve evet, sütü. Artık var. Her yerde var. Her yerde. Bir de deve sütünün bir güzelliği var. İnek sütü gibi alerjen değil. Hah. İçinde bir alerjik proteinler yok. Onun için alerjisi varsa çocuğun. Bir de şunu da söyleyeyim ben. Anne inek sütü içerse anne sütüne inek sütü geçer. Evet.
anne sütüne inek sütü, bu sefer çocukta anne sütü alerjisi oluşur. Hı, esas evet. Bu inek sütü alerjisidir. Bunu da unutmamak lazım. Hani bazı anneler diyor ki ya benim çocuk işte anne sütü alıyor ama her yeri şişiyor, kabarıyor, kızarıyor. O ondan değil. Anneler inek sütü içtiği için. Onun için iki tane süt tercihimiz olabilir. İnek sütü alerjisi varsa ya keçi sütü. Evet. Ya da deve sütüdür. Deve sütü ve keçi sütü. Keçi sütü. Keçi evet. Sütü. Onun dışındaki sütleri çok da, ama deve sütünün Alzheimer otizme iyi geldiği. Tedavi edici iyi geldi. Bayağı net arttırıcı, çocuğun gelişimine sağladığı, sosyal iletişimi arttığını biliyorum. Yani mükemmel bir şey. 1,5 ay boyunca günde yarım litre. Yarım litre evet. Herhangi bir yan etkisi yok. Yok yok. Deve sütü içirin lütfen. İnşallah şifa bulsunlar varsa. Çünkü çare arayan çok fazla insan var. Evet. Bunun yanı sıra eklem, iltihaplı eklem romatizmasında. Sedef iyi gelir. Sedef hastalığında. Evet, evet. Her türünde mi sedefin? Evet, her türüne iyi gelir. Bir de hepatit C'de. Hepatit C. Çok etkili. Ciğeri koruyor. Evet. Harika, mükemmeliz. Peki geldik sucuğumuza. Bilgi deposu. Bayıldım. Bayıldım. Değil mi? Bayıldım gerçekten bu sohbetlere ben. Efendim sucuk için içeriğimiz hazır. Şimdi tülbentte yapacağız. Bir de sarımsağımızı da biraz konuşu yapalım mı? Ya evet, sarımsak. Evet. Ya sarımsak bir mucize soğanla ikisi. Evet. Yiyebildiği kadar ye. Bir efsane değil. Tansiyonu düşürüyor mu? Evet. Şimdi antibiyotik evet. Meselesi günümüzde çok fazla konuşuluyor, tartışılıyor. Artık Allah'tan ki reçeteli oldu ve eskisi gibi önüne gelen herkes eczaneden şuram ağrıyor bir antibiyotik alayım iyi geliyor denmiyor. Bu antibiyotiğin bir zehir olduğunu ve önümüzdeki yıllarda ben ortadan tamamen kalkacağını falan düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence öyle değil. Antibiyotik olmadan olmaz. Çünkü olmaz. Enfeksiyon hastalıkları hala yerini koruyor. Zatürre evet. Çocuklarda hala önemli bir ölüm sebebi. Bir de yoğun Allah bakımlarda olsun. Sepsis çok başımıza hala bela. Antibiyotiksiz olmaz. Hı. Ama antibiyotikler doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Peki. Ama antibiyotikler dünyada kalkmaz. Antibiyotiksiz yaşamayız, yaşayamayız. Antibiyotiksiz olsaydı, antibiyotik olmasaydı hayat kısalır hemen. Öyle mi? Tabii. Allah korusun. Peki, dünyada insanları kurtaran en temel şey penisilindi. Hı, doğru için, değil mi? Bu kadar basit. Fazla bir detaya girmeye gerek yok. Evet, tamam. Ama biz ne yapalım? Yani sağlıklı beslenelim ve çok fazla hastalanmamaya çalışalım. Böylece ilaç kullanımımız azalsın. Evet. Valla şey çok iyi bir şey size söyleyeyim. Acaba bak, sucuğu, koydu en iyi böyle antibiyotik ya da antimantar evet nerede bulunur mesela sence Ebru? Mesela kendini buna karşı koruyan hangi canlı sence? İşte bir sürü mikroplara karşı çok başına bela. Hemen söyleyeyim arılar. Evet şimdi aklıma geldi. Arılar oradaki... evet. Çünkü bal var içeride şekerli bir tabii şey. Bir sürü balın da seveni çok. Evet. Onun için nasıl sence buna baş ediyorlar? Bal en iyi içerisinde antibiyotik bulunduran madde bir de arı sütü. Arı sütü günde bir parmak şöyle parmağını sokup içine yalarsan asla kış aylarında faranjit falan olmaz. Siz olmaz mısınız hiç hasta? Ben hep arı sütü alırım. Gerçekten evet, mi? Evet arı sütü alırım. Nasıldır yani hastalıklara karşı direnciniz? Hiç olmam. Değil arı mi? Sütü alırsan olmazsın. Bu hiç olmam da çok büyük bir enerji Meltem abla. Biz bu sene çok seninle grip olduk. Biz bir kere seninle çok kötü olduk. Evet. Bir de ne yapmak lazım biliyor musun? Kışın yazın kışa hazırlık yapmak lazım. O da soğuk duş. Havuz çok önemli. Soğuk şoklama. Çünkü hazırlık yapar vücudun. Onun için yazın şoklarsan kışın da soğukta hasta olmazsın. Aa, çok güzel. O zaman çocuklarınızı soğuk denize, soğuk havuza atınız. Harika. Evet. Denizi tercih edelim mümkünse. Tabii denizi ama tercih edelim. Ama yoksa da havuza da soğuk. Havuzda çünkü çok klor var içinde. O klor baş bir tek belası. Ondan biraz şey. Neden? O klor nasıl biliyor musun? O klor da zararlı. Çamaşır suyu çünkü. Aynen öyle. Çocuk yani onu beynine gidiyor, bütün vücuduna gidiyor. Pek hoş bir şey değil. Onun için çocuklarınızı özellikle 6 yaş altı havuza pek sokmayın. Sokmamak. Evet. Şimdi aslında klor yerine işte ozonlu havuzlar falan. O da aynı. O da aynı. Aynı ozon. Evet. Çok önemli. Meltem ablam bakın nasıl yapıyor. Parmak bak, sucuk. Bak parmak sucuk yapıyor. Buyurun. Bunu yemez misiniz? Şimdi sucuk neden tüketmeyelim ya da neden tüketelim? Şurasını iyi bir bağlayalım. Valla sucuk fermente bir gıda. Hani evet. İyidir. Hani arada yenmesi ya yani mikrobiyotayı bir şey yapar. Biliyorsunuz hani ünlendi ya bağırsak floramız. Aynen. Herkes ağzında flora geziniyor. Ondan sonra bana göre çok şey değil ama hani. Çok öyle mi? Tabii hayatın şey değil yani. Peki, kanun değil. Değil ama şimdi böyle bir şimdi bütün araştırmalar işte yeni yayınlanan işte, evet, bilimsel makalelerde işte ne kadar bağırsan iyiyse psikolojin işte, o kadar bir, iyi. Tamam işte bir kaşık yoğurda bakar. Bir kaşık. Bu kadar laf bir kaşık yoğurda aynen bir kaşık yoğurda bakıyor. Bu kadar şunu söyleyeyim aynı evde yaşayan çiftlerin bağırsak şeyleri aynı bakterileri. Neden tabii o zaman biri hasta biri değil? Hmm. O zaman ya ikisinin normal hasta evet olmaması ya da ikisinin hasta olması lazım. O zaman bakteriler bu kadar önemli olsaydı. Vallahi ben eşim kadar kendime baktığımı düşünmüyorum. Aynı şeyleri tüketiyor olabiliriz. Fakat o mesela destek gıdalarla bu fermente gıdalarla aynı floramız var. Aynı mı yine de? Aynı. Ne yerseniz yiyin
Florence şu anda aynı ikimizin. O zaman boşuna yemeyeyim o zaman ben onun yediklerini. Çok tatlı. Hayır, sen onun yediklerini yemiş gibisin. Yemiş gibiyim. O da seninkileri yemiş gibi ortayı buluyorsun. Ha, buluyoruz. Evet, evet. Florence'da tamam, ortayı buluyorsun. Süper. Onun için sucuk turşudur. Evet. Alınmalı. Yoğurt da öyle. Haftada bir defa, iki defa. Ama böyle şunu söyleyeyim. Aşırı miktarda kefir gibi mikrobiyotayı çok kuvvetlendiren probiyotik maddelerde iltihabı arttırıyor. Ha. Çünkü bağırsak bakterini azdırıyorsunuz. Evet. Çok kefir içen romatolojik hastalığı azan var. İltihap eklem romatizmasını arttırıyor. Bağırsak iltihabını arttırıyor. Ben öyle insanlar var mesela, günde 1 litre kefir içip eklem romatizması azan, bağırsak iltihabı azan, sonra da bize söylemeyip sonra sorduğumuzda ya hocam ben gizli gizli kefir içiyordum birer litre diyen. İnanılır. Bir litre de çok fazla. Bir fincan veriyorlar. Abi içen var ya. Bir çay bardağı veriyorlar maksimum. Tamam, işte bu da öyle. Mesela, ama ayran zannediyorlar kefiri de ondan. Aynen öyle. Aynen. O zaman. Kefir bir ayran değildir. Kefir bir ayran değildir. Abartılmamalı. Yoksa bakteriler çok fazla artarsa da başınıza bela olur. O da iyi bir şey değil. Tabii. Her şeyi makul yapıyoruz efendim. Makul, hatta ekmeği bile. Peki ekmeğin hangisini yiyeceğiz? Şimdi sucuk ekmek yenmez mi? Yani ekmeksiz sucuk, sucuksuz ekmek mi? Çok güzel olur hem. Yani değil mi? Anlamsız. Vallahi biz dünyanın en iyi ekmeğini yiyen toplumuz. Biliyorsunuz. Tahıllı ekmekler yenilebilir tam buğdayla, ama beyaz ekmekte sıkıntı çıkarmaz. Tamam. Şunu söyleyeyim ben size. Dünya eğer bir marketse Türkiye bunun organik rayonudur. Doğru. Bunu da hiç unutmak lazım. Şanslıyız tabii ki. Bizim ekmekler hiçbir yerde yok. Öyle ekmek nerede var? Nerede? Hiçbir yerde yok. Evet, çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu değil mi? Vallahi bir, çok da pratik yaptın. Bakar ya. Bakar mısın? Meltem abla anlamadan dünyaları yapar burada. Ben bir bakıyorum mesela, burada konuğumla konuşmaya devam etmişim. Meltem abla 3 kavanoz turşu yapmış. Ya hakikaten nasıl? Salatayı yapmış, içine sosunu bir koyuyor de, falan. Bir de şey yapıyor yani, görseli de var. Yani bir sanatsal dizayn evet, de var yani. Kesinlikle. Ay, öyle. Ay teşekkür ederim hocam. Ama yani kendinden de. Ben bundan sonra artık buraya geleceğim. Ay hocam lütfen gelin. Ya ben, biz tabii bekar olduğumuzdan bizim bakanımız yok. Biz artık akşamları hocam, ben. Hocam ben bakarım tabii. Ay, tamam, bundan sonra akşamları akşam buradayım ben. Siz de onlara bakarsınız. Ben de onlara bakarım. Sürekli anjiyo, endoskopi, kolonoskopi. Allah korusun. Bilim Allah göstermesin. İhtiyaç da olmasın, ama gerçekten bu besinler bizi ayakta tutan şeyler. Ama şöyle bir şey var. İnsan mesela şöyle Ebru, bir 45'inden sonra bir kolonoskopi yaptırmalı. Yaptırsın mı? Kadın tabii, erkek. Kadın erkek. Çünkü kalın bağırsak kanseri taraması. Ondan sonra sigara içenler her yıl tomografi çektirmeli. Peki. Evet. Mamografi ne biliyoruz. Ne tomografisi? Ciğer tomografi. Akciğer tomografisi. Kadınlar da her sene mamografisini çektirmeli. Her onu sene biliyoruz. Hı-hı. Mutlaka smear aldırmalı. Rahim ağzı altı kanserine yönelik. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bir yer 15 günden fazla ağrıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Bir alarm veriyor vücut yani. Veriyor. Yani mesela bir şey olmaz deme. Bir şey mesela şöyle söyleyeyim. Mesela miden ağrıyabilir. Ama basit önlemler aldın. Antiasit aldın. Asit önledin. Ama hala miden ağrıyorsa bir endoskopi yapmakta fayda evet var. Mesela karnın ağrıyorsa yine bir tomografi, ultrason. Çünkü pankreas kanseri de çok arttı toplumda. Hı-hı. Bak mideyle pankreasta bir artış var. Hı-hı. Bir de tiroitte. Tiroitte. Bu üç kanser arttı. Tiroit neden arttı? Tiroit neden arttı biliyor musun? Tiroit şöyle, iyotla ilişkili bir özelliği var. Onu da hemen söyleyeyim. İyot eksikliği tiroid kanseri yapıyor. İyot eksikliği. Enteresan. Millet işte bu Himalayaları yiye yiye iyottan uzaklaştı. Hmm. Ben ne diyorum, deniz tuzu yiyin evet deyip duruyorum zaten. Onun normal için, gıdadan yeterli iyot alamıyor muyuz? Alamayız. Hmm. Balıkta sorun yok. Evet. Haftada 3 balık yiyorsanız alırsınız. Hangi balık? Hangi balık fark hangi etmez. Balıkta? Hepsinde var. Hmm. Ama şeyde balık yemiyorsan alamazsınız. Çok önemli. Bir de şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Çeşme sularında bulunan klor, Ebru, iyotun yerine geçiyor vücutta ve iyotun azalmasına sebep oluyor. Aha. Onun için çeşme suyunda böyle bir özelliği var. Yine havuzda böyle. Çocuğunuzu hep havuza sokarsanız onu yutar, derisinden geçer evet ve tiroid bezinin çalışmasını bozarsınız. Ama çeşme suyu içmiyoruz, ama yine de duş alıyoruz, yıkanıyoruz, elimizi alırsın, yıkıyoruz. Alırsın. Yine evet, çok klorlu oldu oradan belli. O çeşme suyunda bir sıkıntısı, ama çeşme suyunda iyiliği şu, kalsiyum yüksek içinde. Evet. Oradan yani bir iyiliği bir kötülüğü var. Evet. Şimdi ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? İşte hep hayat böyle. Hayat hep böyle. Ama hocam çok zor işte, onu mu yapsak, bunu mu yapsak diye. Yani ben çeşme suyunu seviyorum, şöyle yapıyorum. Klorluysa pek içmiyorum, tadı geliyor. Güzel. Ama yoksa içiyorum. Harika. Çok kireçli ama hocam. Kireç iyi bir şey. Aa, kalsiyum, evet, kalsiyum, kalsiyum. İçine kanalizasyon mu karışmıştır, bahçe atın. Yok yok, aşılıyor ya. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Meltem ablamın ev yapımı sucuğu efendim, bu yaz gününde. Aa, evde yapılmış her şey çok önemli. Şimdi biz bu sucuğu bugün evde tülbentle yaptık. Bunu evet ne kadar kurutacağız Meltem abla? Vallahi güneşte değil, gölgede kurutuyorum ama sıcak bir ortamda. Yaklaşık birkaç gün sonra bizde zaten kalmıyor, ucundan bucağından yenmeye evet başlıyor. Ama üzerine işte çok sinek konuyor, çok arı konuyor filan, dışarıda da çok tutmak doğru bir şey değil. Ben genellikle birkaç gün beklettikten sonra buzdolabına koyuyorum. Hatta uzun süre yemeyeceksek difrize koyuyorum. Çok güzel. Peki bunu bu şekilde mi yapmak lazım, yoksa bağırsakta mı yapmak lazım sucuğu? İkisinde değeri aynı. Bağırsak da olur, bu da olur.
Bağırsağın özelliği şudur. Daha şeydir, hani içinde bol miktarda işte lif de var. Evet. Onun için daha doğaldır. Ama bu da onun kadar doğal. Yani eşdeğer diyebilirim. Ama dışarıdan aldığım sucukların plastik kaplarda olduğunu da unutmayalım. Çünkü o plastik bir madde. O plastik hiç hoş değil. Çünkü plastik çözünüyor içinde. Bir de yaz günü şeyde çok tehlikeli. Sıcakta. Sıcakta sular. Ay, şu içtiğimiz pes sular. Şişeler. O pes şişelerdeki sular, onları iç onların hepsi sakın. Karaciğer kanseri olmuş. Allah korusun. Hele arabada göğüs kanseri. Evet, evet, meme kanseri. Lenfoma, evet, lenf kanseri. Hani arabada alıp koyuyorsunuz sıcak havalarda, içerim sonra diyor, plastik şişe asla koymayın. Güneşte kalmış şişe, yarım şişeleri asla tüketmeyin. Mümkünse cam şişe kullanın. Bunu da böylece yani ben burada yaşasam bir 5-10 sene fazla yaşarım. Gerçekten. Vallahi. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Kuş sesleri içinde Meltem Açıkel'in efendim bahçesindeyiz. Çok teşekkürler Meltem ablacığım. Ben teşekkür ederim. İyi harikasınız. Hep gelin. Çok mersi. Hep efendim. Geliriz biz siz. Hep geliriz biz. Gelelim mi Oytun Hoca? Hep geliriz biz. Çok seviyorum. Çok mersi ve devam ediyoruz. İdeal bir burun estetiği nasıl olmalı? Burun estetiğiyle gençleşmek mümkün mü? Burun estetiği ameliyatı öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Kulak burun boğaz uzmanı doktor öğretim üyesi Denizhan Dizdar anlatıyor. Danışanımız hastamızda kendi yüzüne uygun bir burun planlamak gerekiyor. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdi konuğum doktor öğretim üyesi Denizhan Dizdar. Kendisi kulak burun boğaz uzmanı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok mersi efendim. Bugün burun estetiği konuşacağız. Ve hemen soruyorum. Son yıllarda sosyal medyanın artışıyla beraber ve merakın artmasıyla beraber burun estetiğinde de artış oldu. Kesinlikle. Yani bunun cevabı eşittir, çok net. Bu kadar çok net bir şekilde kesinlikle. Yani özellikle hani fotoğraf makinelerinin çok hayatımıza girmesiyle, evet, artık hani her cep telefonunun fotoğraf makinesi haline gelmesiyle, özellikle yani selfie işte öz çekim veya sayısının artmasıyla herkes daha çok yani kendini çektikçe böyle insanlar burunların daha çok değişik açılardan, daha önce görmedikleri açılardan görür hale geldikçe biz de öyle hissediyoruz ki böyle, evet, bir artış oldu. Böyle sanki bir artış var. Bir de tabii ki örnekler de fazlalaştı. Sosyal medyada ulaşılabilirlik kesinlikle çok kesinlikle kolay. Hangi burunları tercih ediyor mesela gelenler? Yani şöyle hani insanlar tabii burada ben biraz kendi belki yaklaşımımı anlatmak istedim. Burada insanlar bize geldikleri zaman hani bir hazır olan aslında burun kalıplarından ziyade burada insanların kendi yüzüne uygun, yüz yapısına uygun olanı, evet, hani yapmaya çalışmak mutlaka belki daha elinde resimle şey bir Hollywood çok artistiyle gelip çok ben bunu geliniyor. Hani bazen sonuçta şimdi bir işte herhangi bir aktris veya aktör resmiyle gelindiği zaman yani sonuçta o da o kendi yüzünün burnu. Doğru. Aslında. Sonuçta siz de işte veya hani gelen danışanımız hastamız da kendi yüzüne uygun bir burun planlamak gerekiyor. Aslında daha güzel olanı zaten sonuç olarak daha mutluluk verici olanı da bu oluyor açıkçası. Evet. Hani şey değil, biz de böyle hep böyle anlatırım hastalarıma hani biz böyle elimizdeki burnu kesip işte atıp hazır bir burun şeyinden takmıyoruz açıkçası. Hani işlem zaten böyle bir işlem değil. Bir de problemler üzerinden aslında konuştuğumuz zaman yani herkes hani kimisi bazen işte hafif bir kavisi problem olarak görmeyebiliyor. Yani kendine yakışa da biliyor. Burada hastaların problem olarak gördükleri şeyler üzerinden gitmek daha iyi sonuç veriyor. Değil açıkçası mi? Kimi sağlık sorunuyla geliyor, kimi tabii estetik soru tabii sebebiyle tabii geliyor. Ama bir şekilde burun galiba en çok revaçta. Yüzün ve ortasında. Değil mi? Yüzümüzün ortasında yaptırılmak istenen kesinlikle yerlerden, estetiklerden kesinlikle biri. Peki ameliyat öncesi sonrası dikkat edilmesi gerekenler diye, hı-hı, sorarsak kendilerini nasıl hazırlamalılar? Yani şöyle hani ameliyat öncesinde tabii hani genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Hani genel anestezi öncesinde işte kullanılan ilaçların hani rutin kullanılan, hı-hı, ilaçlar varsa mutlaka bir doktorunuzla paylaşılması gerekiyor. Özellikle hani işte kanama arttıran kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili kullanıma dikkat etmek gerekiyor. Hani onun dışında hani klasik işte anestezi öncesi işte alkol kullanımı yediği içtiğine dikkat etmesi gibi konular var. Genel ama sağlığını, sistemik rahatsızın, evet, olmamasını. Aynen. Hı-hı. Zaten bunlar detaylı araştırılıyor. Ama hani ben kendi adıma hastalarıma şunu diyorum her zaman. Hani yani burun ameliyatı, hani burun estetiği ameliyatı. Tabii insanın kendisini biraz mutlu olması için yapılan tabii bir ameliyat. Ve emin misiniz, diyor musunuz hocam? Her zaman sorarım. Yani hatta talebin de onlardan da gelmesini isterim açıkçası. Hani orada biraz kendilerini psikolojik
olarak hazırlamalarını tabii istiyorum aslında. Yani sonuçta daha mutlu olacağınız, daha her şey daha iyi olsun. Aynaya baktığınızda daha keyifle evet göreceğiniz bir yüzü sahibi olmak için bu ameliyata giriyorsunuz. Doğru. Yani hani o da öyle hazırlamak. Yani daha doğru mutlu giren, daha böyle pozitif hazırlanmış olarak giren hastaları süreci hakikaten çok daha farklı oluyor açıkçası. Evet. Ama böyle hani daha çok detayların peşinde koşan, daha böyle hani olaya negatif yaklaşan insanlar da hakikaten mutlaka ufak tefek pürüzler çıkıyor. Yani hani bunu da görüyoruz açıkçası. Evet, mutlaka. Onun için de birazcık aslında doktora teslim olmak. Kesinlikle. Bir de hakikaten öyle bu işimiz. Güvenmek çok biraz önemli. Böyle. İlişki çok önemli dediğiniz gibi. İdeal burun estetiği nedir sizce? Yani sizin önceliğiniz nedir özellikle bunun yani için? Benim adıma hani iki tane şey var açıkçası. Hani tabii bir kulak burun boğaz doktoru tabii olarak hani burnun fonksiyonu da benim için çok önemli. Yani içine mutlaka biz hani şikayet olsun olmasın her zaman o değerlendirmeyi yapıyoruz. Hani burnun ameliyat sonrasında yani burnunuzdan nefes alabiliyor olmanız lazım. Çok benim önemli için bu gerçekten çok önemli. Hani biz delik küçülünce nefes almak zorlaşır mı? Şöyle yok hani şart değil açıkçası. Evet. Yani içeride bir problem yoksa, içerideki duvarda burun etlerinde bir sıkıntı yoksa hani illa burun et delikleri küçülünce nefes alamayacağım gibi böyle bir şey değil. Yani sonuçta hakikaten şöyle bizim yaptığımız burun estetikleri çoğu zaman küçültme burun estetiği dediğimiz yani büyük bir burnu küçültmek yönünde olduğu için hani öyle düşünülebiliyor ama hani bu uygun oranda yapılırsa ve hani içerideki problemle onların çözümüyle beraber yapılırsa sonuç genellikle iyi oluyor. Evet. Hani bir tanesi dediğim gibi fonksiyonu, yani diğeri de hani benim kendi adıma işte yüze uyumlu olsun. Tabii. Yani hani insanlar böyle bakar bakmaz ya hani işte estetik olmuş. Belli bazı burun tipleri var. Daha eski zamanlarda tabii yapılan işte sırtı çok oyulmuş, ucu çok kaldırılmış. Evet. Hani bunlardan ziyade daha ziyade o yüzün kendi hatlarına, çeneye, gözlere yakışan burunlar sanki daha iyi sonuç alıyormuş gibi. Kesinlikle katılıyorum. Peki evet, burunda modadan bahsettiniz. Var. Eskiden böyle daha kalkık, var, daha hokka burunlar. Var. Hatta defayen revizyon mu tabii diyorsunuz hocam? Tabii evet. Evet. Süre gelen ameliyatlarla burnunu hala beğenmeyen kişiler vardı. Benim var bile bildiğim 6-7 kişi basına da yansımış. Ünlüler var hatta, var, sürekli burun var ameliyatı olan. Var. Nedendir bu arayış? Yani şöyle burada ben hani, hani bu bahsettiğiniz kişilere biz de duyuyoruz, biz de görüyoruz tabii bazı şeyleri ama yani burada bir kere doktorla iletişim, yani beklenti neydi? Evet. Yani öncesindeki beklenti neydi? Yani nasıl bu işe girildi? Yani onlar çok önemli gerçekten. Yani burada beklentiyi çok gerçekçi ve doğru tutmak lazım. Tabii şu da var. Yani sonuçta bu bir ameliyat. Elimizdeki evet malzeme hiçbir zaman işte bir tuğla demir değil. Tabii, biz de hani bazı şeyleri burun içerisinde düzelttikten sonra oturup iyileşmesini bekliyoruz evet açıkçası. Burada bazen şey hakikaten öngörülemeyen şeyler bazen olabiliyor. Ama hani bunların tabii oranları var. İşte atıyorum 100 hastanın ikisinde, üçünde, dördünde belki bazen bu tarz rütuşlar, revizyonlar gerekebiliyor. Evet. Ama bence hani defaatle bu tarz sık sık ameliyatları olanlarda yani oradaki o beklentinin belki gerçekçi, o öncesinde planlamanın evet şey olması bence önemli çok diye düşünüyorum doğru şahsen. Doğru, çok da doğru söylüyorsunuz hocam. Çünkü sizin kabul etmediğiniz bir revizyon estetiğini gidip değil mi o aynen kişinin psikolojisiyle de biraz aynen alakalı. Aynen. Peki burun estetiğiyle gençleşmek mümkün mü sizce? Tabii yani şöyle mümkün. Kısa cevap mümkün. Evet. Yani şöyle özellikle belli tip burunlar yani burun, şimdi bir insanın yüzüne baktığınız zaman aslında biz istiyoruz ki gözlere bakılsın belki. Şimdi burun hafif kemerliyse, hafif böyle aşağı doğru bir eğikliği var ise ki bizim ülkemizdeki çoğu burun bu şekilde yani şey yapan, o bir yorgun görüntüyü veriyor gerçekten. Yani hakikaten bu hissiyatı veriyor. Yani burun fotoğraflarda da gençleşir gözüküyor mi insan? Gençleşmek belki hani tam şey değil ama böyle bir enerjinin değiştiği hakikaten değişir şey oluyor. Değil mi? Çünkü gözlere odaklanılıyor evet ve hani o ifade değişiyor. İfade evet estetiği terimini bazen kullanıyoruz biz de gerçekten. Çok ifade estetiği evet çok güzelmiş. Evet. Hangi teknikle yapılıyor efendim ameliyat? Şöyle yani bunun hani çok kabaca belki ayırtmak gerekirse işte açık teknik ve kapalı teknik denilen şeyler var ama hani bunların da kendi içinde şimdi burnun komponentleri var işte kemik kısmı, tabii, kıkırdak kısmı hani bunlara yönelik pek çok kullanılabilen aletler, teknikler var ama en kabacası işte burun ucundan bir küçük bir kesik yapılan teknik, işte burnun cildinin kaldırıldığı ve burnun cildinin kaldırılmadığı, daha içeriden kesilerin yapıldığı teknik. Yani bunların her birinin aslında her cerrah bunların hepsini yapmayı biliyor zaten. Evet, evet. Ama hani her burnun düzeltilmesi istenen her burnun ona uygun hangi teknikle yaklaşılacağı veya işte hangisi de daha iyi sonuç alınabileceği, yani orada da biraz cerrahın deneyimi ve hani karar vereceği bir şey. Evet. Hani bunların hepsiyle de, bunların ikisi de çok geçerli teknik.
ve bunların ikisinde de iyi sonuçlar alınabilir. Kişiye göre seçilebiliyor tabii, diyorsunuz. Tabii. Peki son olarak hocam, yaz aylarında burun estetiği yaptırmanın bir sakıncası var mı? Yapılabiliyor. Özellikle yani şöyle, özellikle artık klimaların hayatımıza tabii her yere girmesiyle biz de daha rahat ediyoruz doğru bu konuda. Yani tabii ki teorik olarak hani sıcak hava burunla ilgili yani genel olarak bütün kanama işte tabii iyileşme sürecini biraz zorlaştırır. Ama yani hastamızın işte evinde kliması var, her yerde girdiğimiz çıktığımız her yerde klima var. Hani burada serin ortamda durabiliyorlarsa çok sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Değil mi? Yani belki yaz aylarında tatile denk getirmek istiyor. Zaten olunuyor. Aynen olunuyor. 10-15 gün sonra denize de giriyorlar açıkçası. Ah, klimalı ortamda aynen bulunacaklar aynen bir süre. Sonra. İyileşme süresi ne kadardır peki? Yani şöyle çok kabaca hani ilk birkaç aşamada iyileşiyor. Böyle ilk işte o burnun sırtındaki alçıların ve diğer ilk görünen pansumanın alınması bir hafta kadar sürüyor. Hocam alçı artık eskiden daha büyük şeyler görürken tabii. Şimdi böyle küçük şeyler görüyoruz. Aynen. Yani o alçın da malzemesi değişiyor aslında. Biz biraz ağız alışkanlığıyla alçı diyoruz evet, hepsine. Evet değil mi ama? İşte atel dediğimiz yani bazı metal malzemeler veya burnun şeklini alan işte böyle ısıyla şekil değiştiren malzemeler gibi şeyler kullanılıyor. Tabii ki hani onun morluğun şişliğin de eskisi kadar olmamasının evet getirdiği bazı şeyler tabii var. Dediğim gibi bunlar birinci haftada alındıktan sonra hani 15. günde falan hani yavaş yavaş denize falan girebiliyorlar. Ama hani bu işin şeyi şöyle, hedef birinci ayında ameliyat, yani benim kendi hedefim hastamızı sokakta ilk kez birisi gören birisi hani bakar bakmaz abi hani burun estetiği olmuş hemen hani hemen anlaşılmasın merakla da bu talep ediliyor. Ama hani tam iyileşmesi ne zaman diye sorarsanız hakikaten 9 ay 1 yılı buluyor. 9 ay 1 yılda oturuyor derler değil mi? Mutlaka kişi burnunu hissedebiliyor değil mi burun ameliyatından sonra? Abi, genellikle de şey yapıyor. Kişiden kişiye süreç değişmekle beraber evet mutlaka hissediyor. Sonunda geliyor tabii, yani geliyor. O da harika. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Doktor öğretim üyesi Denizhan Dizdar bizlerleydi. Kulak burun boğaz uzmanı, tahmin ediyorum. Bu konuda çok ilginizi çekti sevgili hanımlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ve kendine iyi bak, devam ediyorum. Göz kapağı estetiği nedir? Kimler göz kapağı estetiği yaptırabilir? Göz kapağı estetiği lazerle mi yoksa cerrahiyle mi yapılır? Göz kapağı sarkmasının olumsuz etkileri nelerdir? Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Fatih Atmaca anlatıyor. Gün ışığına yoğun maruz kalmayla beraber göz kapağı cildimizde de bozulmalar, yıpranmalar olabiliyor. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Fatih Atmaca. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok şıksınız efendim. Stüdyomuza da çok güzel uyum sağladınız. Sizin yakışmak için böyle yaptım. Siz daha şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Şimdi bugün ne konuşacağız? Hanımları çok ilgilendiren evet bir konu. Sizde evet var mı hocam, yaptırdınız mı? Henüz yaptırmadım. Değil mi? Evet. İhtiyacımız yok. Evet. İlerleyen zamanları gerekirse yaptıracağız. Gerekirse. Erkekler mi kadınlar mı daha çok ihtiyaç duyar? %70'e 30 diyebiliriz. Hanımların bir önceliği var. Bak. %70 hanımlar tercih ediyor. Neyden %30 beyler. Neyden bahsediyoruz peki? Göz kapağı estetiği. Aynen. Peki kimler yaptırabilir? Göz kapağı estetiği nedir öncelikle? Yaşlanma ile beraber, gün ışığına yoğun maruz kalmayla beraber cildimizde, tüm vücudumuzda olduğu gibi cildimizde de tabii, göz kapağı cildimizde de bozulmalar, yıpranmalar olabiliyor. Sık kilo alıp verme, uyku düzensizliği, göz altında torbalanmalara, üst kapak cildinde kırışıklıklara ve sarkmalara sebebiyet veriyor. Peki. Bu hem hastalarımızı rahatsız ettiği seviyede, bu rahatsızlık nedir? Aynaya baktığı zaman hastalığımızın mutsuz hissetmesi kendisini. Hı hı. Veya klasik bir ifade, hastalarımın makyaj yaparken zorlanma, o kozmetiğin bir arada birikmesi, çünkü kapak kenarında evet birikmesi gibi şikayetler artık belli bir noktaya geldiği zaman zaten hastalarımız kapımız çalıyorlar. Değil mi? Bir de görme bozukluğu da yapıyor tahmin ediyorum değil evet mi hocam, göz kapağının? İleri safhalarda sarkan göz kapağı, özellikle gözümüzün dış kısımları daha belirgin olmak üzere görüş alanımızı, görme alanımızı daraltıyor. O yüzden hastalarımız refleks olarak kaşlarını kaldırıyor ki sarkan cilt dokusu yukarı kalksın da daha net göreyim diye, evet, daha net odaklanayım diye. Tabii gözü de yorar tahmin ediyorum değil mi? Yani göz kapağının üzerinde bir evet ağırlık gibi hissedilir mi o? Hissedilir. Zaten şöyle, her gözü açıp kapattığımızda o sarkan cilt dokusu kirpiklere temas ettiğinden kirpiklerde dökülme,
kirpik dibi kepeklenmesi, kimi zaman kaşıntılar, istemsiz gözü ovalama hissi gibi sıkıntıların büyük bir çoğunluğunun kaynağı sarkan göz kapak cildi ve göz altı torbalarıdır. Evet, anlıyorum. O zaman göz kapağı estetiği bütün bu şikayetlerle beraber var olduğunda yapılabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Peki size geldiklerinde yaş fark ediyor mu göz kapağı estetiğinde? Kimilerinin yapısal olarak göz kapakları daha erken inebiliyor mu? Çok doğru söylediniz. Çok teşekkür ederim bu güzel soru için. İfade buyurduğunuz gibi bazen cilt yapısı, genetik faktörler, bazı durumlar daha erken bir ciltte deformasyon meydana gelebiliyor. Eğer çok erken yaşta varsa yaptığımız işlem hastamızı memnun edecekse, atasözüyle eğer attığımız taş ürküttüğümüz kurbaya değecekse. Bir yaş sınırı aramıyoruz çok bu işte. Güzel. O yüzden 18 yaşından sonra göz yapısı uygun olan, ihtiyacı olan her hastamızı değerlendiriyoruz. Değerlendiriyorsunuz. Peki işlem nasıl acaba? Lazerle mi yapılıyor? Cerrahi bir yöntem midir? Kolay mıdır? Zor mudur? Acılı mıdır? Evet. Ağrılı mıdır? Efendim bizi bilgilendirin. Çünkü kadınların çok son dönemde adeta trend halinde evet, yaptırmak istediği öyle. Bir uygulama. Çünkü hani başta vücutta baş, başta yüz, yüzde göz derler ya. Gözde yapılan olumlu müdahaleler gerçekten vücutta ve yüz çehresinde dramatik güzellikte etkiler oluşturuyor. O yüzden hanımefendiler gerçekten bu konuda bir rağbet gösteriyorlar bu konuya. İki yöntem var. Biri lazerle yapılan, diğeri ise klasik cerrahi ile yapılan. Lazerle yapılanın etkisi 6 ay. 6 ay sonra tekrar eski haline döner. Genelde hastalarımız bazen 1-2 defa lazeri tercih edenler 6 ay sonra eski haline dönmesinden ötürü klasik yöntemi tercih ediyorlar. İşlem yaklaşık 20-25 dakika sürer. Nereden kesilir tam olarak? Tam kapak kat çizgisinden kesi yapıldığı için oradaki kaplanınca iz zaten kayboluyor ve göz açıkken ifade buyurduğunuz gibi kat çizgisinde yer alan kesi hiçbir şekilde belli olmaz. Evet. Hocam benim ihtiyacım var mı göz kapağı? Dokunabilir mi? Bakabilir lütfen mi? Dokunun. Uyur gibi kapmanızı rica edeceğim. Evet yani üzülerek ifade etmeliyim ki çok az bir ihtiyaç var. Evet dedi. Ama şöyle Ebru Hanım dost acı hocam, söyler. Hocam siz bir daha bakın hocam. Bir bakayım. Hocam bakın iyi bakın hocam. Mükemmel hiçbir sıkıntı yok. Yani ben herhangi öyle bir şey hissetmiyorum fakat tabii ki bu göz cilt kapağı. Cilt de biraz var hafiften ihtiyaç. Olabilir yani. Yok. Mesela ben bir aday mıyım? İleride bu daha çok iniyor mu? Evet adaysınız. Şu an işlenme gerek yok kesinlikle. Evet. Hani olmak istiyorum deseniz de hocalarımız ve biz tabii ki yapılamaz. Gerek yok. Ama belki 10 sene sonra 15 sene sonra ilerleyen zamanlarda belki ihtiyaç olabilir. Evet bence ifadeyi çok güzel bir şekilde toparlıyor. Hani yaptıracak olsam ileride ihtiyacım olsa göz kapağı estetiğini ben de düşünebilirim yani. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel oldu çünkü yapan arkadaşlarımla da görüyorum. Evet. Ne kadar süre sonra normal yaşama dönülüyor? Şimdi yaptığımız işe göre bu değişiyor. Mesela bu cumartesi günü bir diş hekimi hanımefendiye yaptık saat 9'da. 9.30'da taburcu ettik. 11'de kendi hastalarını kabul etti. Yok artık. Evet. Gerçekten. İnanılır gibi değil. Şundan ötürü. Yani ama bir sizin gibi hep göz önünde olan işi gereği bir hanımefendi için belki 5 gün, 7 gün bir istirahat gerekebilir. Morarma oluyor mu? Morarma olmaması tamamen izlerin geçmesi için. Tabii. Ama hanımefendi veya bir beyefendi bir banka çalışanıdır, bir öğretmendir. Cuma günü olduğu takdirde pazartesi günü mesaisine rahatlıkla başlayabilir. Rahatlıkla başlayabilir. Evet. Çok güzel. Peki kişinin yaşam kalitesine katkıları nedir? Bence çok güzel bir soru bu. Sevgili Güler'e teşekkür ediyorum. Yani şimdi her şeyin başında hastalarımızın işlemden sonraki geri bildirimleri onların ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor. Evet. Hastam bugün, geçen hafta yaptığım hastam bugün kontrole geldi. Hocam aynaya baktığım zaman huzurla bakıyorum, daha mutlu bakıyorum, daha genç ve daha dinç olduğumu hissediyorum. Çünkü önceden bana her zaman uykusuz mu kaldın, gece uyuyamadın mı, ağladın mı, neden gözlerin şiş gibi soru sorarlardı ve açıklama yapmaktan gerçekten imtina ederdim. Evet. Şu an artık öyle bir sıkıntım yok. Çok mutluyum diyorlar. Çok en güzel. Önemli katkısı insanın iç huzurunu ve özgüvenini artırması. Evet bu çok çok önemli. Kesinlikle. Peki göz kapağı ameliyatından sonra kişiler çeşitli ürünler kullanma, işte makyaj yapma gibi işlemlere özellikle hanımlar için çok önemli bir soru tahmin ediyorum bu. Ne kadar süre sonra giderler? Bir de yaz dönemi denize girme çıkma ve güneş ışınları ne kadar zarar verir? Bir hafta bizim bir gözümüze ve işlem yaptığımız alana dinlendirme zamanı veriyoruz. Bir hafta sonra
havuza girebilir, denize girebilir, güneşe çıkabilir, her şeyi yapabilir. İşlemden 3 gün sonra da kozmetik kullanabilir. Hiç mahsuru yok. Hiçbir mahsuru yok. Evet. Gözlük kullanan hanımlarda iyileşme sürecinde farklılık oluyor mu? Yok, hayır. Gözlükle bu işin bir alakası olmadığı için gözlük kullanan hastalarımızın gözlük kullanmayan hastalarımızla kıyaslandığında bir farklılığı yok yara iyileşmesi açısından. Evet. Peki topluma baktığınızda esmerlerde ya da kadın beyaz tenli hanımlarda daha farklı bir cilt yapısı görüyor musunuz? Tabii. Kimlerde sarkma daha fazla? Yani her cilt yapısı birbirinden farklı ve özel. Burada bir sarışın, açık tenli veya koyu tenli kıyasından ziyade hastanın şahsı çok daha önemli. Evet. Şöyle ki 3 tane sarışın aynı ten renginde bir kız kardeş düşünelim. Bir tanesi uyku düzensizliği çok fazla. Evet. Bir tanesi sürekli sigara içiyor. Evet. Diğeri sürekli meyve yiyor. Kendisine dikkat ediyor. Tabii. Üçüncüli bir değil. Evet. O yüzden genel bir kategorizasyondan ziyade şahıs bazında değerlendirmek çok daha önemli ve daha doğru. Evet. Ama genel olarak açık tenliler güneş ışığından biraz daha zarar gördüklerinden dolayı ciltleri onlar bir adım bu işte önde diyebilirim. Birazcık onlar da bir adım önde diyebilirim. Görebiliyorsunuz. Peki efendim işlem yarım saat sürüyor dediniz. Evet. Öncesi sonrası bir de genel anestezi mi nasıl bir şekilde yapılıyor? İşte en güzel tarafı da burada genel anesteziyi gerektirmiyor. Gerektirmiyor. Lokal anesteziyle yaptığımız için işlem çok kısa süren bir işlem 20 dakikalık bir işlem. O esnada hastamızla sohbet ediyoruz, her türlü konuşmayı yapabiliyoruz. Hiçbir farkındalar. Her şeyi farkındalar. İşlemden sonra da hastamız genel anestezi almadığı, lokal anestezi, bölgesel anestezi aldığı için işlemden hemen sonra taburculuğunu yapıyoruz. Kalkıp yürüyebiliyor. En güzel tarafı bu. Kapatılıyor mu göz? Hiç kapatmıyoruz. Kapatmıyorsunuz. Evet kapatmıyoruz. Kapatmadan yapıyoruz. Bu da tabii şey hem tekniğimiz gerçekten üst düzey bir teknik. Tabii. Bir de bir işi en iyi kim bilir efendim? Göz en çok yapan bilir. En çok yapan bilir. O yüzden çok yaptığımızdan dolayı böyle bir emniyet içerisinde, güven içerisinde hastalarımızı gönderebiliyoruz efendim. Çok güzel efendim. Çok da harika anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Doktor öğretim üyesi Fatih Atmaca, göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı bizlerleydi. Hanımlar merak konunuzu giderdim mi bilmiyorum ama bence çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Saygılar efendim. Devam ediyoruz. Her daim şık olmak isteyenler, bu öneriler sizin için. Bu yılın modasında neler ön planda? Kendi tarzımızı nasıl oluşturabiliriz? Vücut tipimize uygun kıyafetleri nasıl seçmeliyiz? Modacı Songül Başar anlatıyor. Düz renklerle kombinlendiği zaman ben de seni daha çok severim. Çok güzel. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum Songül Başar, kendisi modacı. Şöyle bir kıyafete baktığımda zaten. Çok teşekkür ederim. Siz modacıların nasıl bir dünyası var? Renklerle bu kadar oynayabiliyorsunuz. İbra Hanımcığım tamamen bizim modacılığımız görsellik. Size bile bakarken yani gerçekten çok şıksınız. Acaba bizde muhafazakarlıkta böyle olur mu? Burada bir şeye eklesek biz de bu modeli kullanabilir miyiz kullanabilirsiniz diye. Elbette. Tamamen modacılık görsellik. Elbette. Elbette. Renkler, üzerinizdekiler, bağlama ederim. Şekliniz. Çok teşekkür çok çok ederim. Beğendim. Biraz tanıyabilir miyiz sizi? Songül Başar 30 yıldır bu camianın içinde diyebilirim size. 16 yaşında kumaş süpürerek başlamış bir kişi olarak iftihar ederek bunu gençlere örnek olarak başağın doldukça başına eğeceği bir dönemdeyiz. Çok örnek doğru. Olmaya yani üretimden ziyade artık bizim bundan sonra gençlere verebileceğimiz tek şey örnek olmak. İnşallah öyle oluyoruzdur. Tamamen moda muhafazakarlıkta görselliktir. Evet. Ben hiçbir zaman şuna inanmıyorum. İşte şu renk olmalı, böyle olmalı, şöyle olmalı ki şu da var. Ne kadar değiştirebilirsiniz? Sadece ben şunu çok dikkat ediyorum. Bir kıyafette bir noktada bir atış yapmayı yormadan. Bunu eşarbıyla, takısıyla, aksesuarlarıyla kendi kombine ettiği zaman stylingiyle işte o zaman moda tamamlanıyor. Evet. Çok güzel. Yerebatan Sarnıcığım burası nerede? Bu defileler yapmışsınız. Kapadokya'da. Kapadokya'da yaptınız. Evet. Şimdi az sonra size ait birkaç model de görüp üzerine yorumlayacağız. Bu yaz modası, bu kış modası bizi neler bekliyor? Her şeyi bunun üzerine konuşacağız. Şimdi bu yılın modası hakkında neler söylersiniz diyeceğim. Ama önce isterseniz güzelleri bir görelim ve bakalım neler tasarlamışsınız. Çok teşekkür ederim.
güzel. Şimdi Obie spor şık, yazlık, günlük gibi dört model aslında bir şeyler daha göreceğiz birazdan. Evet. Sizin çizginizde çok farklı kıyafetler gördük. Şu ben kol detaylarına gerçekten bayıldım. Şimdi bu kostüm ilk gördüğümüz kostüm. Bunu nereye giymeyi tavsiye ediyorsunuz? Bunu düğüne giyersin. Düğüne giyersiniz. Özel hanımların içinde toplantılarda kullanabilirsiniz. Evet. Evet. Tamamen kendi artık biliyorsunuz payet her yerde var. Payet her yerde. Bu kışta görecek evet, miyiz? Evet. Bu kışta göreceğiz. Evet. Fakat ben çok yoğun bir payeti kullanmayı biraz yoruyor göz. Hani evet, böyle drape ile payeti kullanmak benim için bu sezon çok daha iyi evet, oldu. Buradaki işçiliği de görmedim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yine burada hafif payeti kullandığınız düz evet, sade bir elbise. Ne kesinlikle kadar yakışmış. Çok teşekkür ederim. Burada da payeti yaktık biz. Evet. Bunlar tamamen bir yakma payetti. Mat payet mi oluyor? Evet. Hı-hı. Evet, bildiğiniz yakıyoruz. Evet, çok güzel. Evet. Bu kış yine peki hangi tür payeti göreceğiz bu sezon? Ben yine payet var. Evet. Çok canlı payetler var ama Avrupa'da tamamen yakma payet. Yakma payetler var. Evet. Peki hemen buraya geliyorum. Burada da yine çok güzel bir, bu nedir? Bu aslında dış kordene, trench coat gibi bir şey evet, değil mi? Evet, evet, kesinlikle çok rahat hanımların. Bunu elbiseyle de kullanabilir, evet, etekle de kullanabilir. Şöyle arkanıza dönebilir misiniz? Gençlerimize hitap ediyor ama her yaş bence giyebilir. Her yaşın gönül yaşıdır. Değil mi? Kesinlikle. Hissedilen olur, aynen. Burada yine bunu artık nişana mı giyersiniz, mi giyer? Çok güzel. Hepsi biz hanımlar güzel, çok şık olmayı çok seviyoruz evet, ama. Ve hanımlara her şeyin en güzeli layık. Ben çok seviyorum model çıkarmayı. Bir hanımefendinin çocuğunu büyütmesi gibidir. Bu evet, bir hastalık. Çok güzel. Peki bu yılın modasında desenler mi var, payetler mi var, düz renkler mi? Şimdi önümüz bu yaz biliyorsunuz çok fazla düğün, davet, dernek evet, oluyor. Neler tercih ediliyor? Desenlerde daha çok evet desen var ama daha böyle ağır, daha şık. Düz renklerle kombinlendiği zaman ben deseni daha çok severim. Çok güzel. Payet de var. Evet, dediğim gibi payet de var. Yurt dışına gittiğim zaman şuna çok dikkat ettim moda haftasında. Payetleri daha matlaştırmışlar. Hmm. Yani artık o çok canlı payetler yok. Evet. Ben de öyle. Hemen takip ettim diyorsunuz. Evet. Harika. Bu güzel fıstığı gönderiyorum çünkü bir şey daha giyip gelecek evet, galiba. Evet. Biz o arada sizinle sohbete devam edelim. Sizi evet, şöyle alalım. Şimdi efendim tabii kıyafeti taşımak da bir beden dili gerektirir diyeceğim kesinlikle, size. Değil mi? Size gelen bir danışana yön verirken neye bakarsınız? Ten rengine, saç rengine, kilosuna, her şeyi belki ama özellikle... Benim için özellikle o kıyafeti taşıyacak hanımefendinin duruşu çok önemli. Duruş. Kesinlikle. Siz en iyi kıyafeti yapın, tasarlayın ama o hanımefendi yürüyüşüyle, duruşuyla, kombiniyle yapmadığı sürece maalesef kıyafet kendini göstermiyor. Gösteremeyebilir. Çok kesinlikle, doğru değil mi? Yani evet, şimdi şu elbiseleri tabii ki işleri bu olduğu için model arkadaşlarım evet, çok güzel taşıyorlar. Çok güzel duruyor fakat durmak taşımak da çok önemli. Kesinlikle. Şöyle bir arkanızda dönebilirseniz özellikle şu kostümde birazcık daha bakmak istiyorum. Bunu tek başına da kullanabilir mesela tabii, değil mi? Tabii içinde düz renk, koldaki düz renk gibi aynı kumaştan evet, farklı da kombine edebilir. Bejle de kullanabilir. Her renkle tabii ki de. Her renkle kullanabilir. Evet, o da çok 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 şık gerçekten. Çok teşekkür ederim. Pekala efendim. Şimdi kendi tarzımızı nasıl oluşturabiliriz? Biz vücut tipimizi mesela bilmiyoruz diyelim. Evet. Ne yapmamız lazım? Bize giyinmeyi anlatın. Ben her zaman şunu söylüyorum hanımefendilere. Özellikle hangi ülkeye gidersem gideyim. Hanımefendiler tek bana sorduğu kelime şu. Songül Hanımcığım, çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama bazı ürünleriniz... Hani taşıyabiliyoruz, taşıyamıyoruz. Tabii. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Bunun tamamen kişinin kendisiyle alakalı. Çok kilolu bir hanımefendi de bu kıyafeti giyebilir. Doğru. Kıyafet biraz aldatmacadır. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum ki hanımefendiler önce kendilerine yakışanı giyecek. Evet. Kesinlikle. Evet. Kendi vücut konseptine göre ama bizim hanımefendilerimiz artık çok akıllı. O kadar güzel beğenilere sahip ki. Çünkü sağ olsun sosyal medya bunu artık herkesi bilinçlendirdi. Evet, evet. Kesin sosyal medyada takip edince modayı doğruyu yanlışı biraz daha görüyoruz ama iyi kullanmak lazım. Kesinlikle. Değil mi? Çünkü moda kurbanı evet, olmak diye bir şey de var. Onu da konuşmak istiyorum. Bir model daha geliyor, hemen izleyelim. Müzik
sade görülen tek bir nokta. Model, bir tek dokunuşla evet. iş çok önemli bir şey değil mi Songül Hanım? Evet, kesinlikle. Bunlar el işçiliğidir muhtemelen. Evet, tek tek elde dikiliyor. Evet, şimdi hep sizin kollarda, böyle bir arkalarda bir yerlerde bir hareketler, evet. bir şeyler, üzerinizdeki cekette de bunu görüyorum çok mesela. Çok teşekkür ederim. Bu sizin çizginiz herhalde, imzanız. Evet, evet. Songül Başarı böyle tanıyorlar. Evet. Artık insanlar evet bu Songül Hanım'ın modeli diyebiliyorlar. Denilebiliyor. Evet. Ne kadar güzel, kendinizi çok ne kadar iyi hissediyorsunuzdur ederim. Bunun için. Çok peki yaz mevsiminde renk önerisi verecek olursak hangi renkler son olarak tavsiye edebileceksiniz? Bir kere sizin üstünüzdeki renk kesinlikle sarı. Ben vazgeçtim diğer sarıdan. Sizin sarınız. Ama bu asit sarı da çok güzel. Ben de bunu çok seviyorum. Evet. Ama bu da bir böyle muhteşem. Bir canlılık veriyor değil mi? Muhteşem. Çok teşekkür yakışan ederim. Yakışan renk. Sağ olun. Ben sizin üzerinizdeki turuncuyu çok beğeniyorum aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Bu da benim bugünkü kreasyonum. Size şöyle yürüyeyim ben de. Şöyle göstereyim. Muhteşem, çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Şimdi yurt içinde ve yurt dışında modacılara şöyle baktığımızda, Türk modacılar olarak dünyada yakın izliyor musunuz sizce gelişmekte olan her şeyi? Kumaş, materyal? Artık her yerde olabiliyorsunuz. Eğer işinizde başarılıysanız o teklifler artık Türkiye'ye geliyor. Çok güzel. Mesela belirli bir dönem sonra Paris'te bir moda haftası evet. var. Bu dönem artık Türkiye'deki modacıları bizleri kendileri davet ediyorlar. Ne bundan kadar. Önce Londra'da bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde parlamentoda davet edildim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bundan da gerçekten çok mutluyum. İsmini vermeyeceğim o kadar ünlü markalar artık bir muhafazakarlığa, modernliğe bu şekilde konseptle başlamışlar. Ben de o dönem oradaydım. İsmini vermeyeceğim çok ünlü bir markanın. Yabancı. Evet. 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 Orada çok ünlü bir markanın altına kıyafet yaptım. Bonesini yaptım. Elhamdülillah bir Türkiye olarak orada olmak çok güzeldi. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Çok tebrik ediyorum. Azerbaycan'da biz Türkiye'yi temsil ettim. Evet. Best Model Of'da yine bir defile yaptım. Sadece şunu da söyleyebilirim Ebru Hanımcığım. Siz o kadar hoş bir hanımsınız ki. Çok teşekkür ederim. Çok cici bir annesiniz bir kere. Bence... biz Türk kadınları her yerde olmalıyız. Sadece bu moda bağında değil. Çok doğru. Başarı olarak ben bir yerde defile yapıp Türk bayrağımı alnımın akıyla o defilede çıkardığım zaman ben sadece kendim için değil tüm vatanım ve Türkiye'm için çıkıyorum. Bu her meslekte ne olursa olsun hepimizin iftarıdır. Kesinlikle öyle efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hanımlar. Çok teşekkürler size de iyi ki geldiniz. Onlar sessiz güzeller. Şu an kıyafeti en güzel şekilde bize anlatıyorlar. Bugünün sonuna geldik. Artık bilmiyorum bizden neler esinlendiniz bugün sevgili izleyicilerimiz. Ama yarın yeni bir günde yine farklı konularla sizinle olacağız. Siz de bizimle olun. Hoşçakalın.